İyi günler sayın seyirciler. TV262 ekranlarında Kocaeli'nin gündemi programıyla yine sağ salim karşınızdayız. Çarşamba gününden 2-3 tane gazetemiz sarkmıştı. 1 Mart çarşamba gününden başlıyoruz. Sarkan gazetelerden diğerlerini bir önceki programda okumuştuk. Demokrat Kocaeli gazetesi 1 Mart çarşamba. Evet CHP'de yarayacak demiş İzmit Belediye Başkanı. CHP'de evet çıkarsa olumlu etkilenecek demiş. Hızlı hızlı gidiyoruz. Şurayı ilginç eylem işaretlemişim. Şunu bir okuyayım. Marsilya Başkanı Bahri Odabaş sansasyonel bir eyleme imza attı. İlginç çıkışlarıyla gündeme gelen Odabaş'ın hedefinde bu kez Denizbank vardı. Yaklaşık 3 ay önce çalışmaya başladığı banka işlem ücretlerini arttırınca Bahri Odabaş çareyi Denizbank'ın önüne giderek elindeki post cihazını fırlatmakta buldu. Odabaş önce EFT masraflarını yükseltmeye başladılar. Bir yıl geriye giderek toplu hesap işletim ücreti kesmeye başladılar. O da yetmezmiş gibi aylık post cihazı kirasından ayrı yönetim ücreti kesmeye başladılar. Bu haksız kesintilere itiraz ettiğim için bana haber vermeden post cihazımı da iptal ettiler demiş ve eylem yapmış. İyi yapmış. Herkes böyle duyarlı olsun. Keşke. Boran Kayalar'ın haberi. Demokrat Kocaeli'den. Şurayı işaretlemiştik. Bunu da yarısını okuduk. Burada kaldık değil mi? Onu hiç okumadık başkanım. Okumadık. Niye bunu katlamışız? Orada kaldığımızı belirtmek için. Bunu okuduk mu Haluk Ulusoy'un yazısını? Hayır okumadık. Sen Haluk Ulusoy'un yazısı yalnız bu Kocaeli gazetesinden. Dursun. Yani demokratı bitireyim de. Evet. Artvinlilerden kurtuluş şöleni Uğur Ulusoy'dan. Artvinli olduğum için özellikle okuyorum değil mi? Biraz pozitif ayrımcılık yapacağız kendi memleketimize. Kocaeli Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Artvin şöleni 11 Mart'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kocaeli Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği, kısa adı KADER. Artvin'in ülke topraklarına katılışının 95. yıl dönümü nedeniyle 11 Mart Cumartesi günü saat 19'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda geleneksel Artvin şöleni gerçekleştirecek. Başarılar dileriz, katılacağız tabii ki. Osman Saraç, ben yazmışım, madde madde tartışalım. Anayasayla ilgili maddeleri tek tek köşeme taşıyorum. Hangi maddeye neden evet diyoruz, neden hayır diyoruz şeklinde bir tartışma açmak amacıyla ve bilinçlendirmek amacıyla hepsi 18 madde olduğu için tek köşede yer yetmedi. Onun için madde madde tartışalım 1 ve madde madde tartışalım 2 olarak yazdım. 3'ü de yazacağım. 13. maddeye kadar yazmışım. Biliyorsunuz anayasayla ilgili köşe yazılarını saklayıp müstakil bir programın tamamını okuyacağım için kendi yazımı da ayırıyorum. Erdin Adede Gölcük Belediyesi denetliyor mu yazısı var. Uğraş Çiftçi'nin parayı beline sar yazısı var. Onları Dilek Mert hemen okusun. Sonra devam edelim. Buyurun. Gölcük Belediyesi denetliyor mu? Gölcük'teki hala saha maçında iki Suriyeli kardeş yine Suriyeli olduğu bilinen kişiler tarafından bıçaklanmış. Bu haberin gazetemizde yer almasından sonra Gölcük'te okurlarımız aradı. İlçelerindeki Suriyeli sayısının her geçen gün arttığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını söylediler. Üstelik Suriyeliler kendi dükkanlarını açmaya başlamış. İnsan ayrımı yapmadıklarını ama bu dükkanların ruhsatsız olduğunu vurgulayarak ve soruyorlar. Acaba Gölcük Belediyesi bu dükkanlarla ilgili herhangi bir denetim yapıyor mu? Evet, ilçe halkının belediyeye çağrısı bu. Açıkçası ben de merak ediyorum. Normal esnafın başında boza pişiren Gölcük Belediyesi bu konuda neler yapıyor? Erdin Ağdede'nin yazısıyla devam ediyoruz. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Darbe girişiminden sonra kamudaki tasfiyeler 100 bini geçti. Bunların ne kadarının doğru olduğu tartışılırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu tartışmalara adeta tuz biber eken bir açıklama yaptı. Bozdağ, bu kişilerin ihraç edilmesinde tümünün suçlu olduğunu söyleyemem. Bu kişiler suç işledikleri veya FETÖ ile bağlantılı oldukları için değil, idari kararla görevden uzaklaştırıldı diyor. Bakan Bozdağ'ın açıklamasından çıkan sonuç şu, kurunun yanında yaş da yanıyor. Evet, ilave edecek bir şey yok, doğru. Uğraş Çiftçi'nin yazısıyla devam ediyoruz. Parayı beline sar. Geçtiğimiz hafta sonu çocukları aynı ana sınıfında okuyan bir grup veli ile tanışma amacıyla pazar kahvaltısında buluştuk. Minik çocuklarımız kahvaltılarını bitirip de dışarıya oynamak için çıktığında anneler kendi aralarında, babalar kendi aralarında kümeleşerek sohbet etmeye başladı.
Babaların kendi aralarındaki sohbet ister istemez ülkenin vaziyetine geliverdi. Dikkatimi çeken iki hususu sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak ülke siyasetinin bir numaralı gündem maddesi olan referanduma dair hiçbir veli hiçbir konu açmadı. Sanki Türkiye'nin böyle bir gündemi yok gibiydi. Acaba insanlar fikirlerini mi açık etmek istemiyorlardı? Bu konulara girilirse tatsızlık çıkar diye mi düşünüyorlardı? İlerleyen günlerde olaylar nasıl gelişir bilemiyorum ama ben sivil toplumda hiç bu kadar suskun geçen bir seçim kampanyası hatırlamıyorum. Ama aynı kahvaltıda konu ekonomiye gelince suskunluk bozuldu. Sözlerden karamsarlık süzülüyordu. Ama hiçbir söz beni bir veli arkadaşın sarf ettiği, bence bir çikolata alacak param bile varsa bir bezin içine saklayacaksın ve o bezi de beline bağlayacaksın sözü kadar etkilemedi. Çünkü bu söz sadece ekonomik kaygılardan kaynaklanmıyordu. Aynı zamanda Suriye benzeri muhtemel bir iç karışıklıkta nakit hariç hiçbir malın mülkün para etmeyeceği, bu yüzden nakit parada kalmanın çok daha akıllıca olacağı tezini de dayanıyordu. Bu ruh hali hem üzücü hem düşündürücü hem de kaygılandırıcı bir ruh halidir. Ülke yönetiminin toplumdaki bu karamsarlığı aşması ise sadece ekonomik tedbirleri değil, ülkede kökleşmiş olan kutuplaşmanın ve huzursuzluğun giderilmesine dönük çabaları da gerektiriyor. Uğraş Çiftçi'den biraz farklı bir yazı. Ona benim bir ilave edeceğim bir şey var. Ana kumanda müdahale etmeden. Toplumda tabii ki böyle dönemlerde az buçuk bir gerginlik olur. Bunlar demokratik ülkelerin kaderinde var. Demokrasinin kaderi bu. Yani neticede her seçimde, yerel seçimlerde, genel seçimlerde, milletvekili seçimlerinde haliyle bir gerginlik çıtası biraz yükselir. Bu doğal bir şey. Anayasa referandumu oylamasıyla ilgili de insanların, sokaktaki insanlardan söz ediyoruz. Açıkça fikir beyan etmeyenleri de var. Bunu fark ediyorum. Yani bir çekince var. Neden var? Tek başına iktidar olduğu için özellikle memur, çalışanlar vesaireler açıktan hayır derlerse başlarına bir haller geleceğini ya da bunun akıllı tutulacağını düşünüyorlar. Bir tedirginlik var. Onun aşılması lazım bir. Bunu aşmak için Recep Tayyip Erdoğan hayır diyenlere de olumlu bir takım mesajlar gönderdi. Yani gerginliği azaltma adına o iyi bir adım. Bu şekilde davranmak gerekir. İkincisi sessiz geçen bir kampanya diyor nasıl oluyorsa. Onu geçen gün biz balkonda konuşurken de dedi arkadaşlar. Hiç yani bir referandum atmosferi yok kentte, Kocaeli'de. Yani hiç gürültü patırtı yok. Ne bileyim arabalar evet deyin, hayır deyin, müzik çalıp gezmiyorlar ama henüz başlamadılar diye düşünüyoruz ama partilerin tamamı da 1 Mart itibariyle başlıyoruz dediler. Biz hala bir gürültü patırtı duymadık. Yani propaganda biraz cansız geçiyor gibi bir durum var. Ona ben de katılıyorum. Nakit para işte ekonomiye gelince herkes fikir beyan ediyor diyor. Öyle anladım yazısından Uğraş Çiftçi'nin. İşte Suriye benzeri bir durum olursa işte bir parayı saracaksın, işte beline bağlayacaksın parayı, yani saklayacaksın, üstünde nakit para her şeyden daha önemli. Suriye benzeri bir durum olursa paradan başka bir şey geçerli olmayacak diye görüş beyan etmiş bir tane veli. Ben ona tamamen onu reddediyorum. Yani senin ülken Suriye gibi duruma düşerse parayı ne yapacaksın? Ülken gitti mi öl zaten ya. Biz Suriyeli miyiz? Biz Türk'üz. Bizim ülkemiz öyle bir felanlık yaparlarsa biz para bul saklamayız hiçbir yere. Gideriz, savaşırız, ölürüz. Yani sen ülken gittikten sonra parayı alıp nereye kaçıyorsun? Kaçacaksan zaten vatansever değilsin. Bu ülkenin ıskartasısın yani. Biz buradayız. Türk milleti kendi yurdunu korumasını bilir. Biz Arap bağıyla çalkalanan ülkelere benzemeyiz. Tarihimizde bunun kanıtlarıyla doludur. O yüzden yani çok bu örnekten yola çıkarak toplumun büyük bir kesiminin böyle düşündüğünü ima etmek de doğru değil. Bu insanları strese sokan bir takım ifadeler. Yani iki tane, üç tane adam öyle düşünüyor diye toplumun büyük bölümü öyle düşünmüyor. Ben toplumun içindeyim. Evde bizim hiç sıkıntımız yok bu anlamda. Bir korkumuz yok. Kahvede yok. Camide yok. Sokakta yok. Herkes işine devam ediyor. Hatta referandum süreci biraz ağır tonlu gidiyor diyoruz yani. Biraz daha yüksek tartışmalar olması gerekir diyoruz. Yani toplumun genelinde böyle ciddi bir gerginlik, aman parayı belime sarayım, Türkiye'den kaçayım gibi bir gerginlik görmüyorum ben. Ona katılmıyorum. Uğraş Çiftçi'ye teşekkür ederim. Şimdi 1 Mart Kocaeli Gazetesi, okumuştuk gazeteyi ama Haluk Ulusoy'un yazısını zaman yetmemişti, okuyamamıştık, onu ayırmıştım. O güzel bir yazı, onu da Dilek Mert gazeteci arkadaşımız okusun. Neredeyse her gün duyduğumuz iki kelime beka ve vesayet.
Son yıllarda siyasetin ağzından düşmeyen, neredeyse tüm siyasilerin kullandığı bu iki kelimenin sözlük anlamlarını biliyor musunuz? Buyurun okuyalım. Beka, kalıcılık, devamlılık, varlığın sonu olmaması anlamına gelir. Devletin bekası denince de devletin sürekliliği ve sonsuza kadar yaşaması anlatılmaya çalışılıyor. Benim bekam dersem varlığımın sonsuz olması anlamına gelir ki pek bir şey ifade etmez. Suriyeli mültecilerin bekası dersem Suriyelilerin sonsuza kadar ülkemizde yaşaması anlamına gelir ki çok şey ifade eder. Gelelim vesayete. Vesayet görünürde demokratik olan, seçimle gelen ve giden iktidarların olduğu, ancak asıl iktidarın başka güç odaklarında olduğu rejim modelidir. Bu güç odakları derin devlet, FETÖ, bir aile, bir etnik grup, bir dini grup, ordu veya polis gücü ya da küçük bir toplumsal sınıf olabilir. Bu grup veya kişiler seçimle iş başına gelmiş iktidarı kendilerine risk olarak gördükleri ya da beğenmedikleri kararlar aldıklarını düşündükleri anda derhal gerekli mekanizmaları harekete geçirirler. Uyarılar veya devirmeye çalışırlar. Ortak yanları yapılan her şeyin ülkenin menfaatleri için olduğunu söylemeleridir. Tanıdık geldi mi? Bu grup veya kişiler kendilerini ülkenin gerçek sahipleri olarak görürler. Bunun aksini iddia etmek, telaffuz etmek vatan hainliğiyle eş değerdedir. Bu kelimelerin anlamlarını öğrendiğimize göre artık yorumlaması size ait. Vesayet var mı? Varsa kimin vesayeti var falan filan. Belki de vesayet falan yok. Hadi beni uğraştırmayın, siz kendiniz düşünün. Ancak siz bu kelimeleri kafanızdan süzerken ben başka bir pencere açmak istiyorum. Bir baba hayal edin. Eşi ve çocuklarıyla yaşam ve var olma savaşı veriyor. Eğitimi yok, bildiği iş yok. Parası yok, yurdu yok, akrabası yok. Ölürse mezar yeri bile yok. Sizce bu baba ne yapmaz? Veya şöyle sorayım. Siz olsanız ne yaparsınız veya ne yapmazsınız? Ben kendi adıma söyleyeyim. Böyle bir durumda benden de çocuklarımdan da korkun. Çünkü açlık bir yere kadar, yokluk bir yere kadar. Benim de ailemin karnını doyurmam lazım. Sen sıcak evinde oturacaksın, altında lüks arabayla dolaşacaksın, elinde poşetlerle alışverişten döneceksin. Ben de aç, kızgın ve kırgın seni seyredeceğim. Yok öyle yağma efendi. Sizce buna kaç gün dayanırım? Allah kimseyi bu duruma düşürmesin ama ülkemizde bu durumda bekleyen, rivayete göre 6 milyon 500 bin, resmi rakamlara göre de 3 milyon 500 bin Suriyeli var. Bu insanların hali ne olacak? Bugün çocuklar, yarın yetişkin olduklarında ne olacak? Söyleyeyim, hırsızlık, tecavüz, soygun, gasp artacak. Kısaca bu insanlar başka çıkış olmadığı için mafya olacak. Aksine iddia edebilecek bir teziniz var mı? Şimdi söyleyin bakalım, kimin beka sorunu var? Bizim mi, Suriyeli göçmenlerin mi? Elbette Suriyeli göçmenlerin ciddi bir beka sorunu var. Nerede var olacaklar, nasıl var olacaklar? Allah yardımcıları olsun. Ama artık bu ülkede çok da hoş karşılanmadıklarını çok net biliyoruz. Bunun birçok nedeni var elbette. Aldıkları maddi yardımlar, zorluk içinde yaşamaya çalışan kendi halkımızı halkımızı çok rahatsız ediyor. Eleştiriliyor, konuşuluyor. Suriyelilere devlet eliyle yapılanlar yüzünden insanlar kendilerini vesayet altında hissediyor. Ayrıca kendi ülkemizde, kendi kamusal alanlarımızda tedirgin yaşıyoruz. İnsanlarımız her yerde Suriyeli çocuklar bir şeyler istiyorlar diyerek rahatsızlıklarını ve endişelerini dile getiriyorlar. Zor bir durum olduğu kesin. Vicdanen insanları yolda bırakmak hepimizi rahatsız ediyor. Ediyor ama biz de güven içinde yaşamak istiyoruz. Ne yapmak lazım? Bir süre daha bakacak kamplarda bakalım. Kendi ülkelerinde bakalım. Bir düzen içinde bakalım. Ama bu şekilde devam ederse Suriyelilerin beka sorunu ve üzerimizdeki vesayeti çok yakında birçok kişinin başını derde koyacak ve büyük toplumsal olaylar olacak gibi görünüyor. Vatandaşlığa gelince ben kesinlikle bu mültecilere vatandaşlık verilmesine karşıyım. Kendi ülkesi, bayrağı ve toprağı için dahi müdahale etmeyen insanların bize ekonomik yükten başka ne hayır gelecek? Suriye politikasında birçok yanlıştan dönüldü. Bundan da dönülmesi şarttır. Devletin bu konuda atacağı adımları bir an önce duymak istiyoruz. Bir referandumda ne yapalım bu Suriyeliler diye sorulsa eminim %90 vatandaşımız geri gönderelim der. Bu insanların yarınlarda doğuracağı sorunlar herkesi endişelendirmektedir demiş Haluk Ulusoy. Çok düşündürücü, güzel bir yazı. Katılırsınız, katılmazsınız. Benim de eleştirdiğim yönleri var ama sorgulayıcı bir yazı. Yani bunları daha geniş kapsamlı, özellikle daha yetkililerin doğru düzgün düşünmesi lazım. Özellikle
Suriye'de 3,5 milyon civarında Suriyeli var diyor Haluk Ulusoy. Resmi rakamlara göre o civarda diyelim. Yani rakamın çok önemi yok. Bunlar işte 10 sene sonra ayrıca her sene doğuruyorlar, yani ürüyorlar diyeyim, çoğalıyorlar. Hiç kimsenin milletine düşman değiliz elbette ama Türkiye'nin demografik yapısı açısından, hatta sosyal dokusu açısından uyum sorunları olacaktır. Bunların birçoğu da ülkede dileniyor, fakir vesaire. Bir süre sonra bunlar bu sıkıntılara dayanamayıp mafya olabilir büyük bir bölümü. Böyle bir endişe var mı? Var yani. Olamaz diyemeyiz. Keşke olmasın, yanılalım ama olabilir mi? Olabilir. Böyle bir sıkıntı var. Bunlar çok ciddi sosyal sorunlara sebep olacaktır. Bununla ilgili bir önlem alınması gerekir diyor. Haluk Ulusoy, katılıyorum. Başında BK ve vesayeti tanımlamış. Güzel olmuş o da. Bana göre Demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ayrı, vesayet konusunda şunu söylemek isterim. Halkın kendi iradesiyle seçtiklerine müdahale edenlere ben onu vasi derim yani. Onların vesayeti vardır. Halk beni yönetsin diye oy verip seçiyor yönetimi. Onların tepesinde demokrasinin kılıcını sallayanlar ve kendilerini ülkenin gerçek sahibi zannedenler Türkiye'de demokrasiyi sıkıntıya sokuyorlar. Onlar vesayet sisteminin sorumlusudur diyorum. Bunların içinde Anayasa Mahkemesi var bana göre. Cumhurbaşkanı var bizatihi. Yani şu an seçimle gelmişten söz etmiyorum. Cumhurbaşkanı'nın halk seçmediği dönemlerden söz ediyorum. Cumhurbaşkanı var. Bazen Yargıtay Başsavcılığı var. Ve Milli Güvenlik Kurulu daima var oldu. Bunlar kendi aralarını top çevirip ülkenin kaderine yön veriyorlar. Halkın seçtiği milletvekillerine baskı kuruyorlar. İktidarları deviriyorlar. Çekilden şekilde sokuyorlar. Ve bunlar vesayet sisteminin temel ögeleri. Buna benzer bürokrasi de var tabii onların içinde. Ama en önemlisi, en önemli adım 2010'da atıldı. Nedir? Cumhurbaşkanını halkın seçmesi ciddi bir adım. Cumhurbaşkanlığı makamını vesayetten kurtardık diye düşünüyorum ben. Şimdi anayasa oylaması yine var. İşte başkanlık sistemi, Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi ne dersek diyelim. Onda evet çıkarsa vesayet sisteminin tamamen sonu gelecek diye düşünüyorum. Umudum var. Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusu da tartışılması gereken bir konu. Yani gündem almış. Yani artıları nelerdir bir tarafa yazmamız lazım. Eksileri nelerdir? Vatandaşlık verirsek ne olur? Vermezsek ne olur? Bunları çok daha kapsamlı köşe yazarlarımızın değerlendirmesini arzu ederim. Biz de burada keyifli okuruz. Bir şeyler öğreniyoruz. Haluk Ulusoy'a teşekkür ederim. Kocaeli Üniversitesi'nde gerginlik. 1 Mart Çarşamba Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nden arkadaşlar. Bunu da köşe yazarının birisi yazmıştı. Herhalde oradan konuşacağız. Çünkü konuşulması gereken bir konu. Evet. Oyuncu Turgay Tanrı Ülke'yi okuduk mu biz bu gazeteyi? Tiyatrocu Turgay Tanülkü ailesi cezaevinde kalan çocukların masraflarını üstlendi. Daha önce okuduk mu? Geçen yayında okuduk mu? Evet okuduk. Bu gazeteyi okumadık ama değil mi? Tamam. Nurettin Kolaylı, yeter bu feryadı duyun artık diyor. Çok güzel bir yazı Nurettin Kolaylı'dan. Nurettin abiye teşekkür ediyorum yani şu yazı için. İşaretli yerlerden okuyalım bir de. Yeter bu feryada duyun artık. Yasa gereği çıkan yönetmelik 65 yaş üstündeki vatandaşlar için aynen şöyle diyor. 65 yaş ve üstü bireyler demir yolları ve deniz yollarının şehir içi hatlarından belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmakla birlikte şehirler arası demir yolları ile deniz yollarından %50 indirimli yararlanacaklardır. Yönetmeliğe göre özel halk otobüsleri ücretsiz ya da indirimli seyahat hakkını kullandırmadığı takdirde her bir kişi için 50 bilet tutarında da ceza ödeyecek. Yaşlılar korkarak biniyor. Genelleme yapmıyoruz ama özel halk otobüslerinde hala insani olarak sıkıntılar söz konusu. Ücretsiz kartını hazırlayıp araca binen yaşlı amcaya, beli bükük yaşlı nineye bu otobüslerin bazı sürücülerinin sergiledikleri tavır herkesin yüreğini yaralıyor. Bu araçlara binmek için duraklarda bekleyen yaşlılar her an bir azarlama, surat asma, sorulan soruya ters ve okalaca cevap almanın korkusunu yaşıyorlar. Geçenlerde yaşlı bir hanımefendi Çınarlı durağından özel halk otobüsüne binip Yeni Turan durağında inmek isteyince onlarca yolcuyu taşıyan şoför beyden işittiği sözler "O kadar mesafeden arabaya mı binilir? Beleş ya, yazıklar olsun, para versen binmezsin" gibi sarf ettiği sözler hakikaten insanın içini acıtan cinstendi.
Yaşlı ve yürümekte güçlük çektiği her halinden belli olan teyzenin ağladığını gördük. Yaşı 70'in üzerindeki hanımefendinin düştüğü durum o an için insanlığın yok olduğunu hissettirdi. Biz buradan başta Vali Bey olmak üzere milletvekilleri ve belediye başkanlarını aracı tutup Ankara'ya seslenmek istiyoruz. Yazık günah. Ya bu uygulamayı kaldırın, insanları rezillikten kurtarın ya da bu kepazeliğe kesin bir çözüm bulun. Babanız, anneniz yaşındaki insanlara hakaret edilmesine izin vermeyin. Hurşit Güneş, tabii hayır için... Konu bitti mi? Bu konu bitti başkanım. Bu konu çok önemli. Analarımız, babalarımız, dedelerimiz bizim. Yani nasıl bir mantıktır ki onlara otobüse bindiler, ücretsiz biniyorlar diye surat asmak, bilmem laf söylemek vesaire. Nasıl bir nesil yetiştiniz ya? Ben anlamadım bu işi ya. Bana denk gelse işte papaz olurum. Ben aksi de adamım yani. Şimdi bana denk gelse o şoförü söylendiği ben o şoföre söverim yani. Söyledim bile daha iş var. Sana neydi Osman abi sen mi düzeltken Türkiye'yi falana bağlıyoruz. Ya nasıl kızmayayım ya? Bu ya günah değil mi bunlar bizim? Ellerini öptüğümüz büyüklerimiz bunlar. Analarımız, babalarımız, dedelerimiz ya. Bu mudur ya? Bu mudur be? Bu millet bunu mu yapacaktı bunlara be? Yazık. Ve bu otobüs şoförlerini de sadece bu konuyla ilgili değil. Diğer konularda da. Yani böyle hepsini tabii kapsamıyor. Çok buna teşekkür ettiğimiz otobüs şoförleri de oldu. Çok kibar davranan halka. Bunların tamamının doğru düzgün eğitilmesi lazım. Eğitilmesi lazım arkadaşlar. Bunlara eğitim verin ya. Saldım çayıra Mevlam kayıra olur mu ya? Halka nasıl davrandığını, onların veli nimet olduğunu anlatın. Yani konuşmuşsa çok şey var. Nurettin Kolaylı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Çok da etkileyici yazmış. Ben çok duygulandım okurken. Tekrar söylüyorum. İyi ki bana denk gelmedi. Ve denk geldiği zaman da herkes müdahale etse böyle bız bize demezler. Bir de bu var yani. Ama ondan önce o noktaya gelip de biz onları düzeltene kadar onlar kendilerini düzeltsinler. Bunların kooperatifleri var. Onunla ilgili bir sürü birimleri var vesaire var. Bunlar valilik kanalıyla veya büyükşehir kanalıyla kim varsa artık ilgili uzmanlar bu şoförlere tek tek bir eğitimden geçirsin. Yani sadece arabayı kullanmak, kırmızıda durmak değil iş yani. Halkla temas halindeler sürekli. Bunları onunla ilgili bir konuyla ilgili eğitimden geçirilmeleri lazım. Yani ne bileyim pedagojik eğitim ne diyorsanız adına deyin, bir şey deyin. Ama bunlara deyin ki arkadaşlar bu büyüktür, bu da küçük. Biz bunlara ana baba deriz, bunlara kardeş deriz. Biz büyüklerin elini öperiz, küçüklerin yanaklarını öperiz. Böyle davranın buraya, burası Türkiye deyin yani bunları. Konuşmak istemiyorum, devam et ya. Nurettin Kolaylı'nın köşe yazılarıyla devam ediyoruz. Hurşit Güneş hayır için çok çalışıyor. Karabük'ten yola çıkıp vatandaşlarla buluşan Hurşit Güneş Artvin'e kadar gidecek. Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu'yu geçti. Güneş'in performansı çok yüksek. Tıpkı babası rahmetli Turan Güneş gibi o da Anadolu'da halkın ayağına giderek adeta kahvehane kahvehane geziyor demiş. Hurşit Güneş hayır için mi çalışıyormuş? Hayır için mi? Hayır için çok çalışıyor. Biraz da hayır için çalışın ya. Evet, devam edelim. Referandumla ilgili son durum ne? 16 Nisan'da evet demeye yakın olan seçmen kitlesi de hayır demeye yakın olan kitlenin de kafası gerçekten bulanık. Neye karar vereceklerini henüz kestirmiş değiller. Görünen o ki savunduğu görüşünü daha iyi anlatan kesimler referandumda çok büyük avantaj elde edecek. Bugün itibariyle bizim Kocaeli'de gördüğümüz tablo bu. Evet, çok doğru bir tespit o da. Tartışıyoruz arkadaşlarla. Yani zaman zaman işte niye evet diyorsun, niye hayır diyorsun. Ya yani okulun öğretmeni veya müdürü olan biri bile yani hayır diyor ama maddelerden haberi yok ya. Eğitimli insansınız ya. Ya neye hayır dediğini madde madde konuşalım. Köşe yazısı yazıyoruz, onu okumazsınız. Anlatırız, dinlemezsiniz. Şimdi biz üçüncü maddede şunu diyor filan noktasına hiç gelemiyoruz. Ama Tayyip bunu yapmıştı ya, bilmem ne yapmıştı ya. Bu seviyede tartışma var. Maalesef ülkemizin entelektüelleri de hayır diyenler de konudan haberdar değil. Sloganlar üzerinden yürüyorlar yani. En son ben o değişecek 18 maddenin bilgisayardan çıktısını aldım, çoğalttım. Çok konuştukları zaman önlerine koyuyorum. Aha kardeşim 18 madde burada. Buyur. Hangisine karşısın? Onu söyle bana. Bırak şimdi. Onu yaptı, bunu yaptı. Eskiden öyle oldu, böyle oldu. Bize onlar sorulmayacak evet hayır diye. Bize sorulacak evet hayır meselesi nedir? Bu maddeleri kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sorulan bu. Gerisi dedikodu. Koyuyoruz önüne. Buyur kardeşim 18 madde burada. Hangisine karşısın? Onu söyle bana da biz de yanılıyorsak kendimizi düzeltelim diyoruz. O seviyeye bir türlü gelemedik maalesef. Evet, devam edelim. Sağ olun Çetin'de. AK Parti'den Görkemli Start ve CHP'nin sessizliği.
Aslında gerek Cumhurbaşkanı gerekse Başbakan 10-15 gündür referandum mitingleri ve toplantıları düzenliyordu. Ancak AK Parti'nin resmen sahaya inişi, geçen cumartesi günü Ankara'da Arena Spor Salonu'nda düzenlenen görkemli tanıtım toplantısıyla oldu. Sloganlar, şarkılar, kullanılacak araç gereçler tanıtıldı. Bundan böyle artık bütün toplantılarda sadece onlar konuşulacak. İl Başkanı Şemsettin Ceyhan önderliğindeki Kocaeli grubu her zaman olduğu gibi kusursuz organizasyonla bu tanıtım toplantısına yine damga vurdu. Öylesine damga vurdu ki Başbakan Yıldırım'dan övgü dolu sözler alarak diğer illeri kendisine imrendirdi. Böyle organizasyonlar ve kitle ile iletişim konusunda iktidar partisi 15 yıldır aynı başarıyı sergiliyor. Yani sanki bu işi en iyi ben bilirim diyor. Siyasi atmosferde yumuşama. Kararımız evet. Değişim için evet. İstikrar, istiklal, istikbal sloganları öne çıkıyor. Bir koldan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer koldan Başbakan Yıldırım miting yapacak. İktidar partisi de ana muhalefet gibi parti bayrağı, parti flaması veya parti sloganı kullanmayacak. İlk başlarda gergin tansiyonu yüksek geçmeye aday gibi görünen referandum sürecinde yaklaşık bir haftadır atmosferde bir yumuşama gözleniyor. Bu da gerek evet savunan iktidar partisinin, gerekse hayır savunan ana muhalefetin kendi doğal tabanlarının dışındaki kesimlere ulaşma isteğini ortaya koyuyor. Yani iki taraf da sadece kendi tabanını konsolide etmenin yeterli olmayacağını düşünüyor. Böyle bir tespit ise her iki kesimi birbirinin tabanlarına karşı empati yapmaya mecbur ediyor. Elbette güzel bir gelişme ve dilerim 16 Nisan gününe kadar böyle gider. Arada bir yapılan sert eleştiriler ise o kadar da olur dedirtecek cinsten. Bozkurt selamı ve Kürtler. Geçen haftaki grup toplantısında Başbakan Yıldırım'ın Bozkurt selamı vermesinin bu partiye yakın çevrelerde açtığı tartışma sürüyor. Sanırım bu tartışmayı sonlandıracak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti'de bazı kesimlerde Bozkurt selamı ile ülkücülere ve MHP'ye sempati sağlanırken Kürt seçmeni kaçıracağız diye bir kaygı göze çarpıyor. Oysa gidişatın gösterdiği realite Başbakan Yıldırım'ın MHP tabanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt realitesi üzerine odaklanacak olduğudur. Yani Yıldırım kafası karışık MHP tabanını ikna etmeye çalışırken üçe bölünen HDP tabanını evet, hayır ve nötr, daha doğrusu genel olarak bütün Kürtleri Cumhurbaşkanı Erdoğan evet cephesine katmaya çalışacak. Kürtlerin en çok Erdoğan'a güvendiği dikkate alınırsa doğru bir politika olarak okunulabilir bu bölüşüm. CHP'nin sessizliği soru işaretleri yaratıyor. AK Parti'ye yakın çevrelerde tartışma konusu edilen bir başka konuda ana muhalefet partisi CHP'nin hayır kampanyasını çok sessiz biçimde yürütüyor olması. CHP'nin geçmiş seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hükümeti ve AK Parti'yi hedef almayıp sadece neden hayır dediğini anlatmaya çalışmasına değişik yorumlar yapılıyor. Hatta ülkemizde 40 yıldır tartışılan Taksim'e cami yapılması konusunda atılan temele CHP'nin hiçbir tepki vermemesi bile yadırganıyor. Dolayısıyla bu sessizliği bazıları stratejik sessizlik, bazıları manidar sessizlik, bazıları da kaygıların analizi olarak yorumluyor. AK Parti'ye destek veren iki yazarın gözünden CHP. Bu konuda iki örnek sunacağım. Biri muhafazakar kesimin ve AK Parti'nin savunucusu Habertürk yazarı Nihal Bengüsu Karaca, diğeri ise iktidara destek veren Star Gazetesi yazarı ve İslami kesimde itibar gören Ahmet Taş getiren. Nihal Bengüsu'nun CHP kaygısı ve uyarısı. Nihal Bengüsu Karaca, stratejik sessizlik adını verdiği yazısında geçen cumartesi, özetle CHP bugüne kadar yaptığı politikaların yanlışlığını gördü ve çoğunluğu karşısına alarak hep seçim kaybettiğini fark etti diye düşünmeyin diyor. Sonra CHP hakkındaki tahlilini şöyle sürdürüyor. Yani mesele referandumdaki hayır seçeneğini kuvvetlendirmeye yönelik bir stratejik olgunluk, planlı sessizlik. Karaca yazısını şöyle bitiriyor. İfade hürriyetinin kalmadığı kanısında olanların konuşmasını engelleyen koşulların esnetilmesine bağlı. Aksi takdirde bu sessizlikler sirenlerin sesine gebedir, yanılgıya neden olur. Taş getirenden CHP için kaygılı analiz. İslami kesimde büyük itibar sahibi olan ve Star Gazetesi yazarı Ahmet Taş getiren kaygının analizi başlıklı pazar günkü yazısında özetle şöyle diyor. İşin matematiğine bakılırsa evetten başka bir sonuç çıkması ihtimal dışı denilebilir. Matematik şu. Anayasal düzenlemeyi kurgulayan AK Parti ve MHP oyları %62'yi buluyor. Böyle bir matematikten evet nasıl çıkmaz? Taş getiren devam ediyor. CHP'nin ve AK Parti ile MHP'nin dışındaki oyları topladığınızda da hayır oyları %50'ye ulaşmaktan çok uzak gözüküyor.
Böyle bir matematikten hayır nasıl çıkar? Taş getiren daha sonra evet cephesindeki kaygı için şunu söylüyor. CHP bu tavrı stratejik tercih gibi sunuyor. Ama zaten yapıp yapacağı da bu denilebilir. Fakat evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı da var. Taş getiren evet dünyasındaki bu kaygının nedenleri neler olabilir diyerek sorup cevaplarını sıraladıktan sonra sözlerini şöyle tamamlıyor. Hayır çıkmaması lazım. Bu siyasatta türbülansa yol açar. Yaklaşımının da şu anda önemli bir eğilim olduğunu düşünüyorum. Zorlu bir yürüyüş söz konusu, kampanya dili, görünürdeki yoğunluk, medya yüzleri vesaire her şey kritik. CHP ve Amasya mitingi. Görünen o ki hayır cephesinin ana aktörü olan CHP'nin referandum ile ilgili olarak bugüne kadar izlediği yol iktidar partisine yakın çevrelerde biraz kaygı, biraz meraklı gözlerle takip ediliyor. CHP'nin resmen sahaya inmesi Amasya mitingiyle olacak. AK Parti'yi destekleyen, savunan bazı kesimlerince stratejik sessizlik olarak yorumlanan CHP politikasında bir değişiklik olup olmayacağını sanırım Amasya mitinginden sonra göreceğiz demiş Sadun Çetin. Çok güzel tespitler. İlave edilecek bir şey yok. Sadece şey söyleyeyim ben ona. Taksim'e cami yapılıyor. CHP sessiz. Daha önce böyle değildi. Haliyle kıyameti koparıyorlardı ama şimdi toplumun işte genel yapısına barışık bir tavır almak zorundalar. Henüz referandumda evet çıkmamasına rağmen biz başından beri diyoruz ki bu referandumda evet çıkarsa toplumsal barışa büyük bir hizmet edecek. Neden? Çünkü sol kendi alanında kendi ekseninde birbiriyle görüşüp barışmak zorunda kalacak. Muhafazakar kesim de birbiriyle barışmak zorunda kalacak. Henüz o aşamaya gelmeden Taksim'de caminin temeli atıldı. CHP'den ses yok. Niye yok? Şimdi ses ederse Kılıçdaroğlu dese ki ne işi var caminin dese bir dakikada büyük kitleyi kaybedecek. Değil mi? Yani kalplerinden bunlar dişlerini sıkıyorlardır ama eğer böyle bir açıklama yaparlarsa gidip Taksim'de herhangi bir eylem meylem bir şey yaparlarsa eğer cami istemiyoruz diye o zaman büyük kitlelerin tepkisini çekecekler. Ve referandum atmosferinde bu tepkiyi almak istemedikleri için sessiz kalıyorlar. Bu da toplumsal barışa katkı sağlıyor. Daha evet çıkmadan barış sağlandı yani. Buna örnek veriyorum. Sen de bir şey diyeceksin ama bir dakika. Bir konu daha vardı. Söyle sen ana kumanda. Evet. Nedir? Evet, ana kumanda şimdi yayına gitsin, unuturum onu söylemeyi. Ana kumanda diyor ki, Sadun Çetin'in yazılarını gerçekten ilgiyle takip ediyoruz. Çok yararlandığımız yazıları var sürekli diyor, güzel yazıyor diyor. Ama ilk defa bir şeyine itiraz ettim diyor. Yani bu analizi yaparken Kürt seçmen diye ayrıca bir başlık altında incelemesi hoş değil diyor. Ana kumanda, ben de kısmen katılıyorum ama neticede biz desek de demesek de böyle bir şey var yani. Hocam bir şey yok. Evet, bir şey daha söyleyecektim unuttum şimdi. Devam edelim. Sadun Çetin teşekkür ederim. Aklıma gelince söylerim. Evet. Büyük Kocaeli Gazetesi bir Mart çarşamba yetiştireceğiz. Rahat rahat dedik ama evet, biraz daha hızlı gidelim değil mi? Evet. Kocaeli Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili haberden yorum yapmadık. İbrahim Gürsel'in köşe yazısından yararlanarak yorum yaparız. Buyurun. Kocaeli Üniversitesi gereksiz karıştı. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünde uzun süredir kavga, gürültü olayları yaşanmıyordu. Ne güzel huzur var, sükunet var, öğrenciler yalnızca dersleriyle ilgileniyor diyorduk. Önceki gün 47 kişinin gözaltına alındığı haberi gelince bir anda şoka uğradım. Bu kadar büyük bir olay nasıl çıktı? Öğrencileri bu kadar geren ne olmuştu diye merak ettim. İlk bilgilerde nedeni belirlenememişti. Daha sonra olaya karışanların, görgü tanıklarının sosyal medyada paylaşımlarını okuyunca inanamadım, şaşkınlığım daha da arttı. Kocaeli Üniversitesi'nde Azerbaycan'ın kan bağımızdan dolayı aynı zamanda bizlerin en büyük acısı hocalı katliamını anmak, bu soykırıma dikkat çekmek isteyen öğrenciler hazırladıkları broşürleri dağıtmak istemiş, bu duruma karşı çıkan bir grup bu öğrencilerin üzerine taşlarla saldırmış. Bu nasıl bir mantık? Hocalı katliamında yüzlerce masum çocuk, hamile kadın, yaşlı, genç insan gözleri oyularak
karınları deşilerek öldürüldü. Ermenistan'ın tarihteki en kanlı katliamlarından biriydi. Bunun unutulmamış olması, bu konuda bildiri dağıtması kimi rahatsız edebilir? Bu olayı istismar ettiklerini, bu yola kendi görüşlerine propagandasını yaptıklarını düşünen varsa alır eline benzer bir bildiriyi dağıtır. Her iki taraf el ele kol kola dağıtır. Sonuçta ortak bir acı var. Ama bu işi yapanlara sırf görüşleri farklı diye taş atılmaz, sopayla saldırılmaz. Kocaeli Üniversitesi'nde kim bu işe karışmışsa aldıkları eğitime, hocaların emeğine yazık. Milletiyle, ülkesiyle bağlarını koparmış bu cahilleri okutsan ne olur? Bunlara fen öğretsen, matematiği yüklesen, fiziğin, kimyanın içine sokup çıkarsan kime ne fayda sağlar? En fazla öğrendikleriyle ileride nükleer bomba yapar, dünyanın başına bela olur. Bu kadar mı bu konu? Bir de Adana'daki kantin olayı. Tamam, konuşalım. Kantini boş ver. Bu kantinden daha önemli. Bu harika bir yazı. İbrahim Gürsel'i tebrik ediyorum. Çok güzel izah etmiş. Yani ben de anlamakta güçlük çektim. Yani Türkiye'de, İzmit'te, Kocaeli Üniversitesi'nin içinde, kampüste Ermenilerin hocalı katliamıyla ilgili ülkücü öğrenciler bildiri dağıtırken onlara taşla saldıranlara ne demeli? Ne demeli yani? Ne demeli yani? Bizde küçükken bir laf vardı, seni okutan hocanın derlerdi. Şimdi bunu demeli yani. Dememeli mi kardeşim? Hocalı katliamını mı destekliyorsun be kahpe herif yani? Ben şunu isterim, gönlüm ister. Eğer yazıldığı gibi ise gerçekten bilmediğimiz bir şey varsa lafım yok. Ama ülkücü öğrenciler veya AK Partili öğrenciler veya solcu öğrenciler kim olursa olsun, hangi kesim olursa olsun Hocalı Ermenilerin yaptığı katliamla ilgili broşür dağıtırken onlara saldıran kim ise derhal üniversiteden ilişkini kesilmesi lazım. Bunları İbrahim Gürsel'in dediği gibi fiziğin kimyanın içine sokup çıkarsan ne olur? Bunlar okursa vatandan, milletten, dünyadan haberleri yok. Bunlar okursa en çok nükleer bomba yapar başımıza bela olurlar diyor. İnsanlığını kaybetmiş. Bir katliamı protesto eden veya bir katliamla ilgili bildiri dağıtan öğrencilere taş atıyorsun, sopa saldırıyorsun, maldırıyorsun. Hem de Kocaeli'de ya. Yazıklar olsun, bize de yazıklar olsun yani. Bunlara hiçbir şey, bir şey yapılması lazım yani. Bir şey yapmalı diye bir türküleri var. Bir şey yapmalı şimdi işte yani. Katliamdan yana mısın kahpenin oğlu ya? Ben anlamıyorum ki arkadaş ya. Katliamdan yana mısınız ya? Ben daha önce dergi çıkartıyordum. Onunla ilgili çok ciddi araştırmalar yaptık, yayınladık. Bir tane Ermeni doktor, ya anlatmayayım içim kabarıyor o zaman ya. 7 yaşında çocuğu çakıyor duvara, derisini yüzüyor ve test yapıyor. Yani bir Türk çocuk derisi canlı canlı derisi yüzürken kaç dakikada ölüyor diye test yapıyor, deney yapıyor. Ve birkaç çocuğun üzerinde yapıyor bunu. Adamın adı belli. Bunu kitapta basıyor ve Ermenistan'da imza günü yapıyor bu kitaba. Hala kırmızı bültende aranıyor ama Ermenistan'da yaşıyor herif. Siz kimi taşlıyorsunuz oğlum? Ben anlamıyorum ya. Deli kafayı yiyeceğim ya. Hepsi de Ermeniyse gitsinler Ermenistan'a ya. Ya hayır. Katliam bu. İsterse Uganda'da katliam protesto et. Yani siyasi olarak katılmamak meselesi yok ki burada. Yani Uganda'da bir katliam varsa, onunla ilgili de bildiri dağıtıyorlarsa ona da kimse saldırmasın kardeşim. Kim katliamı destekler ya? Hangi ana baba büyüttü sizi oğlum, başımıza bela etti ya? La ilahe illallah. Reklam arası verelim, kalan bozuldu. Reklam arası verebiliyor musun? Cezası var mı? Verelim şimdi, ağzından kötü bir şey kaçar. Kısa bir reklam arasından sonra biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli'yi mantoluyoruz.
İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzeme ile tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik PVC Plastik Doğramadan sağlanır. Plise perde, plise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166. 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Osmanlı Lokantası ve İskender Salonu, Bolulu Hasan Usta'nın yerinde birbirinden lezzetli tatlar evinizi aratmıyor. Ev ve iş yerlerine servis imkanıyla zengin menüyü ayağınıza getiriyor. Adres Kalaycılar Sokağı Acısu Parkı 6 İzmit Kocaeli. İletişim 0262 324 1747. Sizin damak tadınız Osmanlı Lokantası ve İskender Salonu. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu Derbent ve Nusretin şubeleriyle sizlerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Ekip
2009 yılından bu yana hizmet veren Ayşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Ayşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Ayşina Restoran ve Ocak Başı'na bekliyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra Kocaeli'nin gündemi programıyla devam ediyoruz. Karşınızdayız. Dilek Tilamert okuyordu. Büyük Kocaeli Gazetesi'nin 1 Mart çarşamba günkü. Kimlerde kaldık? Başkanım şu anda... Şu işaretleri okun. MHP açıklama yapmış. Oku. MHP bugün sahaya iniyor. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Üniversitesi'nde yaşanan öğrenci olaylarını eleştirdi. Türk gençleri, soykırım destekçisi bu teröristlere ne vatanını, ne bayrağını, ne de değerlerini çiğnetmeyecektir dedi. Evet. Ünlü, referandum çalışmalarına bugün itibariyle Gölcük'te yapacakları esnaf ziyaretiyle başlayacaklarını da açıkladı. Arif Bulut'un haberi. Eyvallah, teşekkür ederiz. Tabii ki. Ya ben demin konuştum, bir daha başı sarmak istemiyorum. Bana göre bu çocukların okuyup da devletin belli mekanizmalarına, makamlarına gelmesini arzu etmiyorum. Onların üniversiteden ilişiğini kessin kardeşim, başımıza büyüyüp okuyup da bela olmasınlar bari. Önce vatansever ol, önce hain olma, hain olma. Ondan sonra git mühendis ol, doktor ol, ne olursa. Önce adam olun, adam. Ondan sonra olur. Murat Ergelen de... Osman abi takip ediyoruz yazmış. Sakin ol abi, sen bize lazımsın yazmış. Ana kumandaya da selamı var. Ana kumanda Murat Ergelen köşe yazarımız selam söylüyor. Yorumları gayet yerinde diyor. Eksik olmasın sağ olsun. Ses geliyor mu yayına? Eksik olmasın sağ olsun diyor. Ana kumanda bizim görünmeyen adamımız. Tanışmak isteyen gazetemizi ziyarete gelebilir arkadaşlar. Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi 1 Mart çarşamba. Denize düşen çiçekler. Çok güzel bir manşet yapmış. Yani acı bir olay ama manşet çok iyi. Üsküdar faciasında yitirdiğimiz canları rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçen Üsküdar vapuru faciasında hayatını kaybeden çoğu lise öğrencisi yüzlerce kişi için bugün anma törenleri düzenlenecek. Çarşamba gününden söylüyoruz, 1 Mart arkadaşlar. Allah rahmet etsin her birine. Ebru Meral Minareci'yi okuyacaktık ama gördüğünüz gibi arkadaşlar, gazeteyi alanlar görmüştür. Aklım almıyor başlıklı yazısında baskı hatası nedeniyle, yani matbaa hatası nedeniyle silik çıkmış. Yani okunacak şekil yok, o yüzden okuyamıyoruz. Yani yazı hiç görünmüyor. Ve CHP'nin Şilili reklamcısı neden hayır diyorsunuz başlıklı yazısı Galip Ataman'dan, harika bir yazı. Bu yazıyı da tamamen okuyoruz arkadaşlar. Çok ilginç bir durum yani. Siyasi skandal diyebiliriz aslında CHP adına. Okuyalım Galip Ataman'ın yazısı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağı 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu için saflar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Devlet Bahçeli'ye sadık MHP'liler evet diyecek. CHP, Devlet Bahçeli'nin karşısındaki MHP'liler, HDP, %1 oy alan partililer, FETÖ dahil üniter yapıya karşı olanların oyu hayır. Gözler, referandumun kaderini belirleyecek %20'lerde olduğu söylenen kararsız seçmende. O seçmenleri ikna eden 16 Nisan'ın referandum galibi olacak. Zaferini balkon konuşması ile kutlayacak. Referanduma 46 gün kala taraflara göz atalım. AK Parti teşkilatlarını topladı, referandum startını verdi ve ilk mitingini 15 Temmuz darbe kalkışmasının kırılma noktası Kahraman Kazan'da yaptı. CHP, referandumda hayır oylarının fazla çıkması için umudunu eski Tüfek, Deniz Baykal ve Şili'de 98 yılında yapılan referandumda hayır kampanyasını başarıyla yürüten reklamcı Eguane Francisco Garcia Ferrade'ye bağlamış. Adamın ismi de 2 metre ha. Baykal salon toplantılarında konuşurken Şili'de diktatör Pinochet'in kaybettiği referandumdaki hayır kampanyasını başarıyla yürüten Ferrada CHP'nin davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun organize ettiği ve CHP'lerin katıldığı etkinlik sonrası CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Şili'de 19 yıl önce diktatör Pinochet ile referandumunda hayır kampanyasını başarıyla yürüterek sandıklardan hayır oyu çıkmasını sağlayan reklamcı Ekuana Francisco Garcia Ferrada CHP'lileri kelimenin tam anlamıyla şok etti. Salonu dolduran CHP'liler Ekuana Francisco Garcia... Ya şunun ismini soyadını oku sadece, yoruluyorum. Şimdi bir tane Brezilya ismi ezberlemiştim küçükken, söyleyeyim mi sana? Maria das Gracias Missi Ferreira. Yazana kadar beş şey mühür yaptırsak bu şöyle bir mühür olacak. Sadece soyadını okuyup devam edelim. Ferrada'nın ağzından diktatör ilan ettikleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bekledikleri cümleleri duyamayınca hayal kırıklığı yaşadı. İşte Ferrada'nın basın toplantısında söyledikleri. Ben bir haftadır buradayım. Hayır oyu ile ne önerildiğini anlamış değilim. Eğer ne istediğinizden emin olmazsanız ülkeye politik mesaj veremezsiniz. Şimdi bu baştan orayı oku. Yani o Şilili ben, Ferhadan işte neyse ne demiş bak. Ben, yani şunu özetleyelim. CHP Şilili reklamcıyı davet ediyor. Burada Şili'de Pinochet'e karşı hayır kampanyasını başarılı yürüten vatandaşı davet ediyor Türkiye'ye. Diyor ki işte bir seminer ver biz de hayır diyoruz ya işte destekle diye. Ne diyor vatandaş, bak bakayım Şilili reklamcı ne diyor seminerde? Ben bir haftadır buradayım. Hayır oyu ile ne önerildiğini anlamış değilim. Ya bir düzgün oku şunu ya, iyi ettin hadi. Ben bir haftadır buradayım. Hayır oyu ile ne önerildiğini anlayamadım ben demiş adam. CHP'lilere konuşuyor. Evet. Eğer ne istediğinizden emin olmazsanız ülkeye politik mesaj veremezsiniz. Hayal üretemezsiniz, başarılı olamazsınız. Benim Şili'de yaptığım bir diktatöre karşı tanıtım kampanyası gibi bir şeydi. Mutluluğun ülkeye tekrar döneceği şeklindeydi. Ama buradaki durum biraz daha farklı. Şili'de kendisinin yürüttüğü kampanyanın diktatör Pinochet'e karşı olduğunu, ülkesindeki durumun Türkiye'deki durumla aynı olmadığını vurgulayan Ferrada, ben bir diktatöre karşı tanıtım kampanyası düzenledim. Burada diktatör yok. Bu kampanyalar duygusal kampanyalardır. Türkiye'de farklı insanların birlikte huzurla yaşamasının sağlanması, birlikte mutlu şekilde yaşamasının anlatılması, korkudan, kişisel hırslar ve egodan kurtulmak lazım. Şili reklamcı Ferrada, CHP'lilere bir de tavsiyede bulunmuş. Türkler hakkında öğrendiğim şey, bir yol ulaşmak için çok fazla tartışıyorsunuz. Sonuç olarak güzel bir şey bu ama bir anda kayboluşa sebebiyet verebilir. Öncelikle bir yere gitmek için yapacağınız şeyin hükümete oy verenler için de güzel olması, farklı kültürleri çağırması lazım. CHP'nin büyük umutlarıyla hayır kampanyasını yürütmek üzere Türkiye'ye getirdiği Şili reklamcı Ferrada, özetle 14 yıl boyunca her seçimden zaferle çıkmak bir adamı diktatör yapmaz. Aksine iyi bir siyasetçi yapar. Buyur, 14 yıldır her seçimden zaferle çıkmak bir adamı diktatör yapmaz diyor. Buyurun, kendi getirdikleri adam bunu söylüyor. Hala diktatör diyenlere küpe olsun, kapak olsun. Ne olursa olsun devam et şimdi. Gördüğüm kadarıyla sizdeki seçimlerde çok özgürce yapılıyor demek istemiş. Ferrada, hani haksız da değil. Türkiye'nin her şeyden önce birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, barışa, 15 Temmuz sonrası yakalanan yeni kapı ruhuna ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözüne ihtiyacı var. Onu sağlayacak olan da 16 Nisan için seçmenden evet ya da hayır oyu isteyen liderler. Sonuç olarak Şili reklamcı Ferrada'nın CHP'yi hayal kırıklığına uğratmasını yadırgamadım. 91 seçimlerinde ANAP lideri Mesut Yılmaz da kampanyayı 70 ve 80'li yıllarda Fransa'da yapılan seçimlere damgasını vuran, Mitterrand'a seçim kazandıran Fransız reklamcı Jacques Segula ile yürütmüştü. Sonuç ANAP içinde Mesut Yılmaz içinde hüsran olmuştu. Çünkü tamamen milli olan siyasal iletişim, siyasal propaganda evrensel olan futboldaki yabancıların başarısına benzemez. Örf adetlerimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü, sosyal ve ekonomik yaşantımızı, dini ve dünya görüşlerimizi tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet sloganına yabancı reklamcıların Türkiye'de başarılı olması çok zor. CHP'nin umudu Şili reklamcı Ferrada nerede şimdi? Neden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında değil? Neden Türkiye'ye davet eden CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ile görünmüyor? CHP'ye hayal kırıklığı yaşatan, zaman kaybettiren reklamcı Ferrada yoksa ülkesi Şili'ye geri mi döndü? Bitti mi? Harika bir yazı. Galip Ataman'dan teşekkür ederim. Çok faydalandık. Güle güle de okudum gerçekten. Keşke CHP bu kendi getirdiği reklamcının uyarılarını dikkate alsa diyorum. Devam ediyoruz.
Ozan Özgenç'in köşe yazısıyla devam ediyoruz. Valinin spora bakışı beni umutlandırıyor. Mersin Valiliğinden Kocaeli Valiliğine atanan Güzeloğlu buraya gelirken geride futbolda bir Süper Lig temsilcisi, basketbolda kadın ve erkeklerde Süper Lig seviyesi olan en üst lig temsilcisi takımlar bırakarak ayrıldı. Yanılmıyorsam voleybol, handbol gibi salon sporlarında benzeri başarılı olan takımlar Vali Güzeloğlu zamanında Mersin'de parladı. Yanıt, yıllardır sporun adeta bir kenara itildiği, bırakın kentin markası Kocaeli Spor'u, salon sporlarının dahi sadece amatörü terk edildiği Kocaeli'de tam da ihtiyaç duyulan yer ve zamanda aranan isimdir Vali Güzeloğlu. Bunu sadece geçmişte görev yaptığı kentlerde geride bıraktıklarından yola çıkarak söylemiyorum. Mesela Kocaeli'nin tarihinde kaç tane vali profesyonelden amatöre yerel kulüpleri ziyaret etmiştir biliyor musunuz? Cevap 1. Yalnızca Vali Güzeloğlu. Kent bürokrasisinin bu kentin spor kulüplerine verdiği değerin rakamsal karşılığı da geçmişte maalesef işte budur. Ama Vali Güzeloğlu oraya da el atarak spor kulüplerinin sorunlarını, hedeflerini, fikirlerini alarak hiç değilse dinleyerek kente bir şeyler katmak için harekete geçmiştir. Umuyorum onu bu kentten çok erken uğurlamaz ve eğitim, istihdam gibi alanların dışında spor konusunda da projelerinden daha fazla faydalanabiliriz. Eğer Güzeloğlu bu kentte 1-3 yıl daha kalabilirse ben inanıyorum ki zaferlerini izlemeye alıştığımız Kocaeli Spor'dan tıklım tıklım dolu salonlarda izlediğimiz Nasaş basketbol gibi takımları yeniden izleme fırsatı bulacağız. Hepsinden önemlisi bürokraside böyle bir vizyonun da olduğunu fark etmiş, yaşamış bir toplum olarak daha azına itibar etmeyeceğiz. Ben o günlerin çok uzak olduğunu hiç zannetmiyorum demiş Ozan Özgenç. Evet, Ozan Özgenç güzel bir yazı. Kocaeli Valisi Hasan Bastı Güzeloğlu'yla ilgili gerçekten geldiğinden beri her siyasi yelpazenin temsilcileri çok olumlu bakıyorlar. Gerçekten hem çalışkan hem yani uzansan tutacakmışsın gibi böyle hemen halkın içinde her sorunun altın üzerine gidiyor. Yani gerçekten çok sevildi Güzeloğlu. Bu kentte gerçekten sevildi. Esnaf da seviyor, siyasi partiler de seviyor, değer veriyor. Çalışkan, sorunların üstünü örten değil, sorunları ortaya çıkarıp aşma yolunu seçen bir vali. Çalışkan bir vali. İnşallah yıllarca Kocaeli'nde kalsın isteriz. Ozan Özgenç valinin spora verdiği değerin üzerinden yazmış. Önemli. Teşekkür ederim kendisine. Devam ediyoruz. Yücel Alpay Demir. Okumuş muyduk? Okumamıştık. Başkanım ben okuduk diye hatırlıyorum ama... Yücel Alpay Demir başlığı nedir? Sadece öğrencilere özel. Hayır, yetiştirememiştik yazıyı. Yani biz kendimiz ayrıca programdan önce bütün gazeteleri okuduğumuz için... Bazen yayında okuduk mu karışıyor bazen ama onu okumadık. Yücel Alpay Demir'den okuyalım. Sadece öğrencilere özel. Bu coğrafyadaki temelleri en güçlü devlet Ziya Gökalp'tan Yusuf Akçura'ya kadar Doğu ve Batı medeniyetini kavramış olan pek çok milliyetçi aydının Türk kültürü ve bilinci fikirleri etrafında inşa edilmesine katkı sağladığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Yani bizim devletimiz. Devletimizin kuruluşuna fikir önderliği eden, emek harcayan bu aydınlar Türk ocaklarımızın da kurucularındandır. Maalesef yaklaşık yarım asırdır aydın üretme konusunda kısırlaştık, durağanlık içine girdik. Meydan çoğunlukla fikirleri yerli ve milli olmayan, amacı millete hizmet etmek yerine milletini yönlendirmekle görevli bir kısım aydın görünümlü siyasetçiye kaldı. Şahsım adına bizi bu durağanlıktan kurtaracak fikir adamlarının yine Türk milliyetçisi gençler arasından çıkacağı kanaatindeyim. Evet, benim gibi herkesin muhakkak bir kanaati vardır. Vardır da bu kanaatların gerçekleşmesi için kanaat sahipleri konuşmaktan ve yazmaktan daha başka şeyler yapmalı demek istiyorum ve müsaadenizle dedim. Yani fikir adamlarının yetişmesi için zikir adamlarına da ihtiyaç var. Akıl veren kadar biriken akılları kullananlara da ihtiyaç var. Ben de bir Türk ocağı hizmetkarı olarak bu aydın kadronun şimdiden keşfedilip geleceğin Ziya Gökalp'lerine, Yusuf Akçuralarına, Hüseyin Nihal Atsızlarına ilk kıvılcımı çakmak için sürekli yeni yöntemler deneme taraftarıyım. Sizlere Kocaeli Türk Ocağı'nın ya tutarsa diye düşündüğümüz yeni bir hayırlı hizmetinden, yeni bir yönteminden daha bahsedip özellikle akademik tahsil yapan üniversite öğrencilerimize açık davette bulunmak istiyorum. Genel milliyetçilik kuramları dünden bugüne Türkçülük fikirleri, Türkçülüğün çağdaş ideolojiler arasındaki yeri, Türkçülük fikrinin bugünkü sorunları ve bölgemizde oynanan oyunlara karşı geliştirilebilecek Türkçü yöntemler gibi konular işleneceği 7 haftalık bir müfredat hazırladık. Konferans panel gibi değil, bir nevi atölye çalışması gibi. Tartışma, münazara ve fikir alışverişi imkanının çokça olduğu bir akademi. Düşünmeye, düşündürmeye ve okumaya yönlendirecek şekilde hazırlanmış,
katılımın ücretsiz olduğu bir ortam. Buradan sesimi duyan, okumayı düşünmeye, sorgulamaya ve yazmaya karşı istekli lise ve üniversite çağındaki öğrencilerimizi ilk dersi 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da İzmit merkezde Fethiye Caddesi ve Sanat Sokağı'nın tam ortasında bulunan Ömer Ağa Mahallesi, Hafız Şerif Sokak, No13'teki hizmet binamızda bekleriz. 7 hafta boyunca aynı gün ve aynı saatte devam edecek olan akademimizin kapıları, imkanları, yüreği, vatan sevgisiyle çarpan tüm öğrenci kardeşlerimize açıktır. Selam ve dua ile. Yüceral Baydemir, Kocaeli Türk Ocağı Başkanı. Başkan olduğundan beri bir ara ben köşe yazısı yazmıştım kendisiyle ilgili. Biri şunu tutsun diye, biri şunu durdursun diye yazı yazmıştım. Gerçekten her hafta işte etkinliktir, seminerdir vesairedir çok aktif. Türk Ocağı'nı Kocaeli'ye sevdirdi diyeyim. Yani daha önceki bir takım önyargıları kırdı. Türk Ocağı'nda yıllardır seminerler düzenledi. Her kesimden insanın katıldığı seminerler düzenledi. Türk Ocağı, herkesin ocağı sloganıyla her siyasi yelpazeye eşit mesafede durdu. Çok başarılı bir başkan. Allah muvaffak etsin diyorum. Şimdi de 7 hafta sürecek bir kurs gibi bir çalışma var. Eğitim diyelim, atölye diyelim. Üniversite öğrencilerinden özellikle de akademik kariyer yapan öğrencileri davet ediyor ücretsiz olarak. Zaten Yücel Alpaydemir'in yaptığı bütün işler ücretsizdir. Ücretini Allah rızası olarak ödüyoruz. Ödeniyor inşallah. Allah razı olur. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yücel Alpaydemir katılanlar yararlanır diye düşünüyorum. Özgür Kocaeli Gazetesi 2 Mart Perşembe. Başkanın beklentisi güçlü bir biçimde. Evet. Kömürcüler bunu hep yapıyor. Bu da çok çirkin bir şey ya. İsmet Çiğit yazmış ama yani hakikaten ya olmadık işler yapıyor üçkağıtçılar ya. Şunu İsmet Çiğit'ten okur musun? Kömürcüler bunu hep yapıyor. AK Parti iktidara geldiği yıldan beri her il ve ilçede şubesi bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yoksul, geliri olmayan ailelere kışlık kömür dağıtıyor. Keşke günümüz Türkiye'sinde hala bu yardımlara muhtaç binlerce aile kalmamış olsaydı. Keşke devlet bu gariban ailelere bedava kömür yerine bedava gaz verebilseydi. Bunlar ayrı tartışma konuları ama bizim ilimizde her yıl devletin bedava verdiği kömürleri dağıtma işini ihaleyle alan kimi firmalar kaliteli kömürü kalitesiz kömürle değiştirip bu işten haksız para kazanmaya çalışıyorlar. Bu yılda Körfez ve İzmit'te benzer olay yaşandı. Mağdur vatandaşlara kötü kömür yerine yenisi verildi. Ama bu işi yapan, bu gariban insanlar üzerinden bile haksız kazanç elde etmeye kalkanların deşifre edilmesi, ağır cezalara çarptırılması gerekmez mi? Evet. Önemli bir konu. Yani istismarında bu kadar değil. Ya devlet ihtiyacı olanlara kömür dağıtıyor, el uzatıyor. Onu dağıtacak firma kaliteli kömürü çıkartıp kalitesiz kömürü koyuyor. Ya nasıl bir yerde yaşıyoruz ben anlamadım ya. Böyle firmalara niye bu iş veriliyor peki? Bir de bu var yani. Böyle firmalara niye böyle bir iş veriliyor? Ben de şimdi yeni dağında oturuyorum. İhtiyaç sahibi birçok insanlar var, komşularımız var, insanlar var mahallemizde. Zaman zaman işte iş adamları Ramazan kolisi dağıtıyor vesaire dağıtıyor veya para mara dağıtıyor bir şeyler oluyor. Zekat sadaka kabiliğinden veya iyilik olsun diye. Bana da diyorlar işte var mı etrafında. Ben diyorum işte şu kadar atıyorum 30 koli dağıtabilirim şu adreslere diyorum. Alıyorum birinden araba rica ediyorum buluyorum yükleniyorum. Yani onları dağıtana kadar eve gidip uyuyamıyorum ki bir gece bende kalmasın bunlar diye. Yani bir an önce ulaşsın ihtiyaç sahibine diye. Canımızı dişimize takıyoruz kutsal emanet gibi götürüp veriyoruz. Yani bir karşılığı yok hoş para kazanmıyorum bir şey etmiyorum ama bir yardımımız olsun diye. Siz devletin dağıttığı kömürleri dandikleriyle iyileri değiştiriyorsunuz. Oradan bir şey kar etmenin peşindesiniz. Hem dağıtım ihalesini almışsınız para kazanıyorsunuz. Hem de yaptığınız işte haram katıyorsunuz ya. O yetim gariban insanların haklarını nereye götüreceksiniz ya. Gidin banka soyun daha az günahtır ya. Tövbe yarabbim. Ben daha buna böyle firmalara yani niye veriliyor zaten bir de bu var yani. Bir firma bir işi veriyorsun. Kardeşim kime veriyorum bunlar kimdir diye bir bak bir de bu var ya değil mi? Her ihalede her şartnameye uyan parayı basan yürütmesin bu işi veya parayı yalan teklifi veren. Bir bakın liyakati var mı kardeşim bu adamlar Müslüman mı ya? İhaleyi bir namuslu insanlara verin böyle hayır dağıtma işleriyle ilgili ihaleleri. Devam edelim. İsmet Çiğit'in köşe yazılarıyla devam ediyoruz. Sosyal demokrat lidere hiç yakışmadı. Aslında keyif almıyorum. Hatta o grup salonlarındaki yapmacık tezahüratlar, kendi partilerinin yağcı amigolarının tezahüratları ile havaya girip saçma sapan konuşan siyasi liderler içimi karartıyor. Ama buna rağmen salı günleri 3 siyasi partinin meclis grup toplantılarını izlemeye gayret ediyorum.
Geçen salı önce Bahçeli, sonra Başbakan Yıldırım, en son olarak da Kılıçdaroğlu partilerinin meclis gruplarında konuştular. Üç liderin konuşmaları da boş konuşmalardı. MHP, AK Parti ve CHP grup salonlarında liderlere yönelik tezahüratlar yapmacık ve gereksizdi. Ama özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasındaki tavrı beni çok şaşırttı. Kılıçdaroğlu elbette bazı doğru şeyler söyledi. Savaşta ne işimiz var dedi. Bu işsizlik ne olacak dedi. Sonra lafı Suriye'deki savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli göçmenlere getirdi. Türkiye'nin Suriyeli göçmenler için çok para harcadığından söz etti. Hükümetin ülkelerindeki savaştan kaçarak çoluk çocuklarıyla ülkemize sığınmasını sağlayan hükümeti eleştirdi. Biz bu Suriyelileri neden ülkemize aldık? Hepsini sınırda bırakıp ölüme terk etseydik demeye getirdi. Sosyal demokrat siyasetin evrensel kuralları vardır. CHP sosyal demokrat olduğunu, sosyal demokrat ilkeleri savunduğunu söyleyen bir parti. Sosyal demokrat olmanın birinci kuralı da insan sevgisidir. Mazluma, düşmüşe el uzatmaktır. Dinimiz de aynı şeyleri emrediyor. Bakın ABD'ye, Avrupa'ya, hep sağcı, faşist, siyasi partiler ve liderler göçmenlere karşı çıkıyorlar. Avrupa'daki bütün sol ve sosyal demokratik siyasetçiler göçmenlere kucak açılmasını istiyorlar. Suriyeliler üzerinden popülist siyaset yapmak kitlelerin hoşuna gidebilir. Kılıçdaroğlu'nu bu konuşmayı yaparken izleyen pek çok vatandaş doğru söylüyor demiş de olabilir. Ama kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan, bu ilkeler üzerinden siyaset yaptığını söyleyen bir liderin mazlumlara neden ülkemizi açtık, onları neden ülkemize kabul ettik, onlara neden bakıyoruz deme hakkı yoktur. Bu söylem eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yadırgadım. CHP lideri artık Atatürkçü müdür, dindar mıdır, sağcı mıdır, solcu mudur? Bir karar vermek ve benimsediği tarzın üslubunu kullanmak zorundadır demiş İsmet Çiğit. Harika bir tespit İsmet Çiğit. Kendisine yakışan bir tespit. Ona ben bir şey ilave edeceğim. Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşmuş Suriyeli göçmenler konusunu. Oradan yola çıkarak İsmet Çiğit diyor ki Avrupa'daki sosyal demokratlar, sosyalistler vesaireler göçmenlere kucak açılması gerektiğini savunurlar. Bütün dünyada böyle yani. Ama Türkiye'dekiler tam tersi. Şöyle bir vaziyet var. Türkiye'deki sosyalistler, solcular ve sosyal demokratlar açısından söylüyorum. Bütün dünyada solcular, sosyal demokratlar, sosyalistler değişimden yanadır. Sürekli değişim isterler. Dolayısıyla devrimcidirler. Hep devrimci, hep hareket, hep değişimden yana tavır alırlar. Türkiye'de tam tersi. Türkiye'de statükocu solcular. Yani mevcudu korumaktan başka bir hesapları yok. Devrimciliğin D'si yok. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Kocaeli'ye geldiği zaman bütün gazeteleri ziyaret etti. Gazetelerde röportajları yayınlandı. O zaman da okumuştum. Kayıtlarda var. Çok ilginç bir tespiti vardı. Harika. Bunu zaman zaman kullanacağım ben. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı'nın söylediğini söylüyorum. Türkiye'de diyor, Türkiye'de %60 solcu var diyor. Nasıl yani diyor soruyoruz. Niye %60 nasıl var? %60 yani muhafazakar kesim kendini muhafazakar kabul ediyor. Solcu kabul etmiyor ama bütün yaşamları solcu gibi diyor. Geri kalan kendini solcu zannedenler tamamen burjuva diyor. Onlar diyor sağcı aslında farkında değiller. Diğerleri solcu farkında değiller diyor. Yani kendini muhafazakar sağcı olarak kabul eden kitle solcu gibi yaşıyor. Solcu gibi tercihler yapıyor. Değişime açık, çalışkan, üretken, köylü, fakir, halk vesaire. İşçi, yani ezilmiş kitle diyelim. Bu şekilde tanımlıyor sosyalistler adına söyleyeyim onlar açısından. Ama kendini sosyalist ya da solcu ya da sosyal demokrat görenler burjuva gibi yaşıyor diyor. Hakikaten de öyle. İlimize bakalım. İlimize. Yani solcu arkadaşların takıldığı mekanlara vatandaş gidip oturamaz yani. Değil mi? Vatandaş ama çıkar tepede arabanın içinde oturur bilmem ne yapar. Her yerde ayrışmışız yani. Burjuva hayatı yaşayıp sosyalist olmak çok tuhaf bir şey. İsmet Çiğit de diyor ki eşyanın tabiatına aykırı böyle bir açıklama olur mu diyor. Sen sosyal demokrat bir lidersin. Yani insan odaklı ve değişimden yana statükoya karşı duruşun olması gerekirken her konuda olduğu gibi bu konuda da Suriyelileri niye aldık? İşte bıraksaydık da bombalasaydı öldüse miydiler? Nedir yani? Ne yapacaksın? İnsanız biz ya. Bunun tersi olması lazım. Muhafazakar diyecek ki kardeşim niye aldık? Rahatımız bozuluyor diyecekler. Solcular diyecek ki olur mu? Onlar insan. İnsan odaklı bakması lazım. Çünkü temel felsefelerine hümanizmi koymuşlar sözde. Devam edelim. Sen niye bana bakıyorsun diktin gözlerini ana kumanda? Evet, ben size bir şey söyleyeyim. Söyle, buyur. Evet, yine değerli sevgili yazar
Fakat yine maalesef bizlerinden bir şeyler anlamı bu sefer bir şey eklemek gibi bir şey var. Ana kumanda diyor ki çok sevdiğim, beğendiğim bir yazar İsmet Çiğit diyor. Fikirlerine her zaman bir şey istifade etmiş olmamıza rağmen bu sefer bir şey eklemek istiyorum. İtiraz değilmiş. Buyur. Demek ki bazen büyük olmak her şeyi bilmek anlamına gelmemiş. Çünkü Kılıçdaroğlu sosyal demokrat olarak nitelendirmek çok üzücü bir açıklamadır. Kılıçdaroğlu sosyal demokrat değil. Nedir? Kılıçdaroğlu ne olduğunu faşist. NASA'da ana kumanda diyor ki İsmet Çiğit büyük bir hata yapıyor. Kılıçdaroğlu'nu sosyal demokrat olarak nitelemesi yanlış diyor. Sosyal demokrat değil ki diyor. Ben de nedir diye soruyorum. Faşist mi diyorum? NASA diyor konuyla ilgili araştırma yapıyor diyor. Ne olduğunu bulacaklar diyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Demokrat Kocaeli Gazetesi 2 Mart Perşembe'ye nihayet gelebildik. Evet, köşelerden devam edelim arkadaşlar. Köşe okuyor okuyor köşeyi döneceğiz arkadaşlar bir gün. Az kaldı. Biz ancak köşe yazısının köşesini döneriz. Murat Ergelen. Barzani ve bayrak krizi başlıklı harika bir yazı Murat Ergelen'den. Dilek Mert olsun. Barzani ve bayrak krizi. Geçtiğimiz hafta Mesut Barzani Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Barzani başbakan ve cumhurbaşkanı ile özel görüşmeler yaptı. Peki kimdir Mesut Barzani? Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı'dır. Türkiye ile de iyi ilişkiler yürütmektedir. Barzani son ziyaretinde İKB'ye bayrağı ise kriz yarattı. Önce olayı sulandırarak PKK bayrağını asmakla suçlandı hükümet. Sonra bu yalan ifşa olunca olsun Kürdistan'da nedir denildi. Şimdi biz olaya nasıl bakacak, meseleyi nasıl değerlendireceğiz? Türkiye şu anda resmi olarak PDY, DH, PKK gibi örgütlerle savaş halinde. Türkiye'nin gayri resmi düşmanlarını ise saymakla bitiremeyiz maalesef. Barzani ise Irak'ta önemli bir aktör ve Kürtlerin temsilcisi. Bugün bütün büyük devletler Barzani'yi elinde tutmak istiyor. Barzani ise her fırsatta Türkiye ile ilişkilerini daha da güçlendiriyor. Peki yapılan bu ilişkinin gündemi ne? PKK ve IŞİD ile mücadele, Musul petrolleri ile Gülen okullarının akıbeti. Evet, Barzani ile Cumhurbaşkanı PKK ile mücadeleyi konuştular. Çünkü sen PKK ve YPG'ye nasıl bakıyorsan Barzani de öyle bakıyor. Fakat sen Barzani'yi de düşman olarak görüyorsan Kürt eşittir PKK ve her Kürt düşmanımızdır tezine kurban gitmişsindir demektir. Barzani'nin Türkiye'ye gelişinden kimler rahatsız oluyor peki? PKK rahatsız, YPG rahatsız, HDP rahatsız, ABD rahatsız. Rahatsızlar kadrosunu çoğaltabiliriz, gerisi sizce de malum. Bayrak meselesinin provoke edilmesinin sebebi de bu işte. Bu çevre, biz Türkiye Barzani yakınlaşmasından rahatsız oluyoruz diyemiyorlar. Sözde milliyetçilik damarından işi bağlayıp provokasyon yapıyorlar. Başta ABD olmak üzere kimse Türkiye'nin Musul petrollerine yanaşmasını istemiyor. Hal böyle olunca da bu ilişkiyi bozabilecek her yol deneniyor. Kendi askerlerinin omuzuna YPG armasını yapıştıranlar şimdi senin ülkende bayrak krizi çıkarmaya çalışıyorlar. Seni yalnızlaştırmak, kendi ülkeni hapsetmek ve zayıflatmak istiyorlar. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur deyip gönül coğrafyana gem vurmak, Bosna'yla, Kosova'yla, Şam'la, Bağdat'la, Halep'le bağını koparmak istiyorlar. Bu oyuna gelme. Tüm cihan avucunu alıp Atlas üzerinden siyaset yapmayı, dün dedenin imar ettiği, Avrupa'nın ise tarumar ettiği gönül bağlarını yeniden ve daha kuvvetli bir şekilde tesis etmenin yollarını ara. Unutma, Büyük Türkiye'yi kurarken Türk de, Kürt de, Arap da senin yanında olmalı. Sen bu coğrafyaya reislik yapabilecek yegane kuvvetsin. Klasik tabiriyle fotoğrafın küçüğünde boğulma, büyük kareyi gör. Evet, çok güzel bir yazı. Bayrak kriziyle ilgili bir önceki programda okumuştuk. Tabii ki ben de söyledim. Ben de rahatsız oldum neticede. Bizde bir milliyetçi damar var yani. Biz huzursuz oluyoruz, güvenmiyoruz çünkü. Ya da bayrağımızın yanına yakıştıramıyoruz ama burada Murat Ergelen'den faydalandığım bir konu var. Orada bulunan bayrak PKK bayrağı değil arkadaşlar. Kürtlerin bayrağı. Şimdi Kürtlerle PKK'yı aynı kategoride görürsen veya PYD'yi temsilci olarak görüyorsak komple politikamızı değiştirmemiz lazım. Görmüyorsak, Kürtler ayrı, PKK ayrı diye görüyorsak orada meclis, bir milli meclis var onların da meclisi. Değil mi? Kuzey Irak'ta. Onlara da protokol gereği bu şekilde davranmamız gerekiyor. Burada
Bu görüşmeden, Barzani ile Türkiye'nin görüşmesinden kim rahatsız konusunun altını çizmiş. PKK rahatsız oldu, PYD rahatsız oldu. Başka? Amerika rahatsız oldu. Efendim? HDP rahatsız oldu. PKK, HDP hepsi aynı çuval. Yani o çuvala girenler rahatsız oldu. Neden? Türkiye'nin orada diyaloğunu güçlü tutması hem Musul petrol kaynakları açısından hem stratejik açıdan birçok açıdan faydası var. Yani neticede o bayrağı gördüğümüz zaman benim de canım sıkıldı ama bir real politik diye bir şey var. Burası kabile devlet değil. Devlet yönetenler de bir takım matematik hesapları yapıyorlar yani. Orada olursa böyle olur, bu böyle olursa böyle olur diye. Biraz da güveneceğiz arkadaşlar. Real politik diye bir şey var dedik. Şimdi onun dışında bugün bir haber aldık geldi. Peşmerge bugün PKK ile çatışmış. Çatışma var, ölüler var. Irak, Kuzey Irak'takiler. Peşmergeli PKK çatışmışlar. Silahlı çatışma, ölüler var. Bugün geldi haber. Evet. Tabii. Ama yani Türkiye'nin elini kuvvetlendiren bir görüşme olduğunu çıkarabiliriz bunun sonucunda değil mi yani? Şimdi Barzani ile Türkiye görüşmüşse değil mi? Ertesi günü de PKK ile çatışıyorsa peşmerge Türkiye için bir olumlu bir gelişmedir yani. Şimdi yok o bayrağı oraya niye koydun? Bunu niye yaptın demenin lüzum yok. Bir ülke yönetmek bir real politik de olur. Gerçeklerle olur yani. Bunun hesabını kitap düzgün yapacağız. Hamasi nutuklarla bir yere varamayacağımızı 100 yıldır anladık herhalde yani. Diyeceğim bu kadar. Çok güzel bir yazıydı. Faydalandık Murat Ergen'e. Teşekkür ederim. Devam edelim Murat Ergen'den. Avrupa'nın şımarık çocuğu. Darbeci pilotları vermeyen Yunanistan efelenmeye devam ediyor. Para alan emir alır misali batan ülkelerini ayakta tutmak adına Avrupalı ağabeyleri ne istiyorlarsa kayıtsız şartsız yerine getiriyorlar. AB'nin gözünde Türkiye'ye bela edilecek terör örgütünden farkları yok. Yani PKK neyse Yunanistan'da o. Avrupalı devletlerin nezdinde. Türkiye ile sıcak temas sağlayabilecekleri birçok sebep var. Bunun farkında olan Batı tabiri caizse Yunanistan'ı gazlıyor. Bu gazı iyice ciğerlerine çekmiş olan Yunanlılar sarhoş bir durumda. Arkamda nasılsa Avrupalı kardeşlerim var güvenciyle beraber kendisinden her alanda daha iyi durumda olan Türkiye'ye dikleniyor. İnşallah Yunanistan'a yanıldığını, yanlış yolda olduğunu hatırlatmak ve hatta göstermek zorunda kalmayız. Bu bize de Yunan'a da zarar verir. Yahu he he deyip geçelim, olmadı. Oğlum bak git moduna geçeriz. Olmadı. Oğlum bak git var diye bizim bir tane. Ya he he diyoruz ama olmadıysa oğlum bak git deriz Yunanistan'a diyor yani Murat Ergelen. Şimdi aklıma bir şey geldi. Arasına söyleyeyim onu da. Dilek Dilamert bana programda yardım ediyor. Gözlerim ağrıyor. Hepsine yetişemiyorum okurken vesaire. Yani böyle daha diyaloglu güzel oluyor program diye düşünüyorum. Şöyle bir önerim var. Geçen programda söylemiştim. Gazeteci arkadaşlar mesela yarın gelsin Murat Ergelen'le sunalım programı. Öbür gün Burçin Sağlam'la sunalım. Öteki gün başka bir arkadaşlarımla sunalım. Böyle destek olabilirsiniz. Gelirseniz kapımız açıktır. Destek olsanız memnun olurum, iyi olur. Önermiş oluyorum, teklif etmiş oluyorum. Program bizim ya, nasıl istek öyle yapacağız hep beraber. Bizim derken babam malı değil. Okuyucuların, köşe yazarlarının programı. Sen niye dikildin yine ana kumanda? Ana kumanda diyor ki Murat Bey yumuşak geçiş yapmış diyor Yunanlara. Hani biraz yumuşak yazmış diyor. Katılıyorum görüşlerine ama öyle yazmış diyor. Ama tabii belli bir kitleye hitap ettiği için belli bir üslupla yazması lazım. Köşe yazarı bunlar arkadaşlar. Ama ana kumandaya kalsa bu Yunanistan aptal diyor. Avrupa onları batırdı diyor. Hala Avrupa ile uğraşıyorlar diyor. Bizimle dost olmuyorlar diyor. Ana kumanda aptal diyen ana kumanda ben değilim. Ben şeye gittim. Gökçeada'ya gittim. Gökçeada'da bayağı gezdim, tozdum, kaldım birkaç günde. Birkaç sene önce. Rum köyleri var orada. Rumlar. Evet. İşte Metruk kiliseler falan var. Canlı kilise de var. Onları da gezdim. Mahzenlerine indim. Bayağı bir dolaştım. Oradaki Rum esnafla, halkla oturdum. Konuştum, sohbet ettim. Sabaha kadar konuştuğumuz oldu. Bizim gittiğimiz için koyun kestiler. Bizi ağırladılar çok güzel bir şekilde vesaire. Ya son derece ilginç bir şey ama ya katılmayabilirsiniz ama inanın bize o kadar benziyorlar ki ya. O kadar ortak kültürümüz var ki. Çok benziyorlar yani. Yani zaten konuşmaları da Türkçe konuşuyor zaten de. Hani biraz lehçeli Türkçe konuşuyorlar. Ve çok sevimli. Hatta bir iki espri de vardı söylemeyeyim şimdi burada. Yani o kadar sıcakkanlıydılar ki. Yani çok bize ait hissettim ben onları.
Rumları. Ha, Yunanistan deyince şimdi sürekli siyasi gerginlik olduğu zaman hem Yunan halkı hem Türk halkı birbirlerine düşman olmaya başlıyorlar. Bunlar yanlış şeyler. Yunan halkı Türk halkına, Yunan köylüsü Türk köylüsüne benzer. Yunan halkı Türk halkına hakikaten benziyor. Kültür olarak benziyor. Tamam, dinimiz aynı değil ama kültürümüz çok benziyor. Yani yemeğinden eğlenmesine kadar, sohbetine, şakasına kadar çok da sıcakkanlılar. Zaten Akdeniz insanı genelde sıcakkanlıdır. Onlar da bizim gibiler. İşte bu gerginlik olduğu zaman biz yeryüzünde hiçbir millete toptan düşman olamayız. Böyle bir hakkımız yok zaten. Ama o milleti yöneten devletin siyasi politikalarına karşı durabiliriz, düşman olabiliriz. Yani biz bizimle savaşanla savaşırız. Savaşmayan kendini kurtarır diyeyim ben. Devam edelim Erdin Adede'den. Şimdi Erdin Adede'ye geldik ana kumanda. Bak ne diyor bize. TV262'nin dernek anketi. Bizim TV262 ile ilgili köşe yazmış. Şimdi ona cevabını vereceğiz. TV262 internet üzerinden yayın yapan bir medya kuruluşu. Bir anket düzenliyor birçok kategoride. Yılın Hemşehri Derneği de onlardan biri. Baktım derneklerin isimlerine: Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı, Trabzonlular Derneği, Artvinliler Derneği, Marmara Ordulular Derneği ve Rizeliler Derneği. Meslektaşlarımız kızmasın ama böyle anket mi olur? Bu kentte hiç mi Ege'li, Doğu Anadolu, Güney Anadolu, Akdenizli, İç Anadolu ve Trakyalı dernek yoktur? Sadece Karadenizlilerin dernekleri mi başarılıdır demiş. Bir daha bir Karadenizli de bakayım diyebilecek miyim? Sadece Karadenizlilerin dernekleri mi başarılıdır? Ana kumanda, bir şey diyor musun? He? Ben mi söyleyeyim? Benzin vardı da biz mi içtik diyor ana kumanda. Ayrıca bu anketin sorumlusu arkadaşımız. Evet. Rahmetli Süleyman Demirel'in meşhur sözüydü. Benzin vardı da biz mi içtik? Dur. Biz bu programı yaparken, ben tercüman gibi hissettim kendimi ha. Ulaşmamız gereken bütün kurum ve kuruluşlara ulaştık diyor. Telefonla aradık vesaire, mail attık, telefon açtık, haber yaptık vesaire aradık ve hepsine ulaştık diyor ve devam ediyor. Bunu söyleyeyim. Kocaeli'nin en iyisini sen seç anketinde sivil toplum örgütleriyle ilgili, derneklerle ilgili olarak bu ankete koymak için tam kaç derneğe? 42 derneği aradık, ulaştık diyor. 42 derneği. Devam. Diğer ulaşamadığımız dernekleri de kendileri telefonlarına, kayıtlı sistemde kayıtlı telefonlarına cevap vermedikleri için ulaşamadık. Ama 42 derneğe ulaştık diyoruz. Devam ediyoruz. Evet. 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 Elediklerimizle. Evet. 42 derneğe ulaştık. Biz ankete haliyle kendi kendimize izin almadan, sormadan kimsenin adını, sahnını yazamayız ankete. Böyle bir hakkımız yok. 42 derneğe ulaştık. Ulaşamadıklarımız telefonlara cevap vermediler. O yüzden ulaşamadık. Ulaştıklarımız içerisinde tamam kardeşim bizim derneğimizi ankete koyabilirsin diye izin verenlerin derneklerini koyduk. Hatta sadece 5 tane dernek kalsın diye eleme yaptık. Elediklerimizin tamamı da Karadeniz dernekleriydi diyor. Diğerleri ankete katılmak istemediler. Biz de onları zorla koyacak değildik diyor ana kumanda. Ve son olarak Erdin Adede. Bizzat kendisine sana. Bizzat Erdin Adede'ye söylüyorsun. Biz bütün gazetecilere de ulaştık. Çünkü bunların içerisinde onu ben ama zaten muhalefet içeri koymuştum. Bunun dışında en iyisini sen seç anketine gazetecileri de koyacaktık. Onlara da ulaştık ama ben de 262'deyim. Gazetecilerin koyulmasını ben uygun görmedim. Onu da benim dahlim var yani. Erdin ne yapsın şimdi ona? Ya bunu da düşündük. Ha, düşündük evet ama gazetecileri hangi açıdan koyacak? Gazeteler adlarını koysak zaten ankete gerek yok. En çok satılan gazete belli. İnternet gazetelerini koysak tıklanması belli. Köşe yazarlarını koysak herkes köşe yazarları fikir beyan ettiği için bir siyasi duruşu oluyor. Dolayısıyla siyasi partileri yarıştırır gibi olacak, objektiflikten uzak olacak diye biz gazetecilerini yarıştırmayı uygun görmedik. Ben öyle düşündüm ve koymayalım dedim. Nitekim bir iki arkadaşla da görüştüm gazetede, doğru düşünüyorsun. Gazetecilerin koyulması hoş olmaz dedi, biz de koymadık. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki projede kendisinden de fikir alacağız.
teşekkür ediyorsun. Sen. Sen ve teşekkür. Ana kumanda teşekkür ediyor. İlgisinden ve alakasından dolayı Erdin ADD'ye. Bir de biz seneye bir daha yapacağız diyor. O zaman kendisinin görüşlerinden de faydalanırız diyor. İlgisinden, alakasından dolayı teşekkür ederiz diyor. Bakayım Erdin ADD bu cevaba karşılık köşesinde bir şey yazacak mı? Yazmazsa biz bir daha konuşuruz değil mi? Evet, yine de teşekkür ederim ana alakasından dolayı diye devam edelim. Zamanımız geçiyor. Başkan da ikna edememiş. Gebze'de bir esnafı ziyaret eden Kara Osmanoğlu karşısındakini eve terazi etmeye çalışıyor. Yaklaşık 10 dakika uğraşmış ama ikna edememiş. Belki bunu gülerek anlattı. Ancak bu anekdottan ciddi bir çıkarım yapmak mümkün. O da şu. Evetçileri de hayırcıları da ikna etmek çok zor. Açıkçası ben edemedim. En mantıklısı kararsızlara yönelmek. Sizce de öyle değil mi? Başkanın anlatımından çıkan sonuç işte bu. Seçimin kaderi kararsızların ellerinde. Tabii canım. Ben Demokrat Koca Gazetesi'nde kararsızlarla ilgili yazı yazmıştım. Kararsızların yani seçim kaderi onların. Artık herkes görüyor bunu da. Yani bir şey marifet ettim diye söylemiyorum da. Kararsızlara dönek mönek diyenlere karşı yazı yazmıştım. Hiç kimse iradesini başkanın cebine koymasın. Kararsızları ben en objektif seçmen olarak tanımlıyorum diye demiştim. Erdin abi de aynı konuya değinmiş. Sedaş'tan açıklama var. Eski Sedaş Kocaeli İşletme Müdürü Mustafa Bayrakçı'nın yaşadığı... Şimdi onu ben özetleyeyim şey olsun. Eski Sedaş Müdürü Mustafa Bayrakçı Sedaş'ı aramış. İşte şurada bir arıza var gidelim demiş ama geriye dönememiş. Onunla ilgili Erdin Adlı köşesinde geçen programda okuduğumuz köşesinde Sedaş'ın eski müdürünü bile umursamamışlar. Başlıklı bir yazı yazmıştı. Sedaş'tan bir açıklama gelmiş. Hayır bu bilgi doğru değil. Biz gittik. Arızayı giderdik. Kendisine de haber verdik. Kendisi de bize teşekkür etti diye açıklama göndermiş. Sedaş'ın açıklamasında sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde Erdin Adlı köşesine koymuş. Tebrik ederim. Devam ediyoruz. Kocaeli Gazetesi 2 Mart Perşembe. Evet şu haberi biraz konuşmamız gerekecek. Herkes kahraman başkanı konuşuyor. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım denizde fenalaşan dalgıcı suya atlayarak kurtardı. Yıldırım günün kahramanı oldu. Çok tabii hoş bir haberlik bakar mısınız? Da işte bazı ulusal medyanın bir kısmında diyeyim, bir kısım medya diyeyim bunu kurgu olarak nitelendirmiş yani. Ama halbuki ben konuşmayayım, köşe yazarı konuşsun. Bununla ilgili yazı var değil mi? Evet. Yolculuk nereye? Mustafa Küpçü'den. Buyurun. İnsanın ya da toplumun nereye, hangi amaca yöneldiğini anlamak mümkündür. Eğer söz ve eylemleri unutmuyorsanız, bu ülkenin anayasasında Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir yazar. Ama bu ülkede kimi dernekler ulu orta meydanlara çıkar, hilafet makamı yeniden hayata geçirilmeli diyebilir. Bu ülkede okullarda öğrencilerin yakalarına biz ümmetiz, aşk beş vakittir kokartları takılır. Bu ülkede Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü ile bir dini örgüt el ele verip öğrencileri tarikat şeyhine götürür, el öptürürler. Bu ülkede kimi belediyeler kadın nasıl dövülür ya da cinsel ilişki içerikli kitaplarda dağıtır. Bu sizin işiniz mi diye kimse sormaz. Ülkedeki pek çok stadyumdan Atatürk isimleri silinir, arena yapılır. Bu ülkenin kurtarıcı lideri ve cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün heykelleri kırılır. Onun kurduğu mecliste ona hakaret dolu yazılar içilen dergiler dağıtılır. Meclis başkanı tepki vermez. Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı yıllığından Atatürk çıkarılır. Devlet kurumlarına eleman sınavlarında, mülakatta, işle ilgili sorular sorulmaz ama Peygamberimiz Miraç'a çıkarken yanında hangi hayvan vardı ya da adli yargı görevde yükselme sınavında ağaç kovuğunda saklanan peygamberin adı nedir diye sorulur. Sonra bir gün kısmi anayasa değişikliği için referandum kararı alınır. Doğal olarak vatandaşlar evet ya da hayır diyeceklerdir. Ama dillerinden demokrasi sözcüğünü düşürmeyenler ilginç suçlamalarla çıkar karşımıza. Hayır diyecek olanların alnına terörist, bölücü, din ve namus düşmanı, şeytan, vatan haini damgaları vurulur. Bir danışman eyalet sistemine geçilmeli, Türkçe ikinci dil olmalı der. Bir milletvekili 100 yıllık prangadan kurtulacağız der. Başbakan değişime direnenler yok olacaklar, FETÖ, PKK, HDP hayır diyor uyanın artık der. Bir belediye başkanı bağırta bağırta anayasayı geçireceğiz der. Sonra illerdeki daire müdürleri evet kampanyası açar. Hayır diyenlere yönelik ağır ithamlar yaparlar. Siyaset camilere girer, imamlar camide evet kampanyası yapar, camiler ayrılır. Üniversite öğretim üyeleri kitlesel kıyıma uğrar. Anayasa değişikliği üzerine panel yapılması engellenir.
Bir bakarsınız tarafsız olması gereken bir yargı mensubu hayır diyecekleri PKK'lılar gibi muamele yapmakla tehdit eder. Oyların güvencesini sağlayacak Yüksek Seçim Kurulu mensubu bir kişi evet propagandası yapar. Kaymakamlar, valiler erzak kömür dağıtımı için seferber olur. Hepsi bir yana bir AKP'li il başkanı hayır çıkarsa iç savaşa hazırlanın diye partilerini cihada hazırlar. Kimi uzun namlulu silaha poz verir, kimi gençler ellerinde silahlarla hayır diyecekleri şehir meydanına çağırır. Bütün bunlara tanık olup da korkmaz mısınız? İşte bazı somut gerçekler. Bu ülkede 17 milyon ruhsatsız, 20 milyon kişide silah var. İnternet ortamında pompalı tüfek satışı yapılıyor. Bu ülkede 13 milyon kişi devletin dağıttığı yardımla yaşıyor. Bu ülkede 8 milyon kadın seçmen parmak basarak oy kullanıyor. Bu ülkede tüm cezaevleri tıka basa dolu. Ama Adalet Bakanı açıkladı ki 175 yeni cezaevi daha inşa edilecek. Ve birileri tam yetkili cumhurbaşkanlığı olayına sondan bir önceki aşama olarak bakıyor. Son aşama ne olacak dersiniz? Yolculuk nereye demiş. Mustafa Köpçü. Yani ortamın gerginliğinden söz etmiş. Kısmen haklılık yanları var ama ben yazının tamamına katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Şimdi evet diyenler, işte evet diyenler sanki üstünlüğü sağlamışlar. Hayır diyenlere hayır demesinler diye baskı yapıyorlar anlamında özetlenebilecek bir yazı. Burada verdiği örneklerde bir sürü hata var. Yani mesela evet hayır çıkarsa iç savaş çıkar diyen il başkanı değil yani. İlçe başkan ilçenin yönetim kurulu üyesi. Ve direkt genel merkez tepki gösterdi, istifa etti. Yani işte onun sen veya silahları alıp da meydanlara çıkıp da hayır diyenler gelsin diyen kim? Nereden uyduruyorsunuz bilmiyorum ben bunları yani. Nerede var? Kim çıkmış meydana da hayır diyen gelsin demiş silah alıp da yani. Yani biraz abartmayalım. İkinci bir şey daha var arkadaşlar. Hayır diyenlere işte hain denir vesaire denir, pekkıl denir diyorlar diyor. Demiyoruz. Yani böyle bir şey ben duymadım. Hain, ihanet kelimesini ilk kullanan kişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu anayasaya evet demek ihanettir dedi. Demedi mi? İlk kullanan o. Evet diyene hain diyorsun diyenlere de bir eleştirsin kendisi Mustafa Köpçü. Desin ki yani evet diyenler de arkadaşlarımıza ya niye buna hain diyorsunuz desin. Anlayalım. Yani burada bir şeye karşı çıkacağımız zaman sadece hayır diyenlere yapılan yani evetçilerin yaptığı hataların üzerinden götürmeyelim. Ben kendi yaşamımda samimi olarak söylüyorum. Ben evet diyorum ve inanılmaz bir baskı görüyorum yani hayırcılardan. İnanılmaz bir baskı. Küsen mi istersin, hatır koyan mı istersin, yalaka diyen mi istersin? Büyük bir baskı altındayım yani. Evet dediğim için. Ve gazeteciyim. Fikrimi açıklayacağım. Köşe yazarıyım ben. Yazıyorum neticede yani değil mi? Ve bu baskıyı gören biziz. Değil mi? Şimdi onları hiç görmezden geliyor Mustafa Küpçü ve sadece hayır diyenlere karşı bir şeyler yürütüyormuş gibi algılıyor. Bu objektif bir bakış değil. Doğrusu şudur ki biz hayır diyenlere de hain demeyeceğiz, evet diyenlere de hayır demeyeceğiz. Ama PKK çıkıp da biz hayır diyoruz açıklaması yaparsa onu da görmezden gelmeyeceğiz yani. Ben ne yapayım? PKK hayır diyorsa, sen de hayır diyorsan biz sana PKK demiyoruz. CHP'lere PKK asla demeyiz. Buna dilimiz mi varar Atatürk'ün partisinde? Ama onlar da hayır diyor, siz de hayır diyorsunuz. Bunu da, bu bir tespit yani. Ve hakaret etmiyoruz. Hakaret işiten biziz. Ben Facebook'ta sayfamda tartışma olsun, insanlar aydınlansın diye, tartışma konusu olsun diye evet hayırı madde madde yazmaya çalışıyorum. Altında yazılan yorumlara bakın. Evet diyenlerin yorumlarındaki seviyeye bakın. Hayır diyenlerin seviyesine bakın. Yani bizi yerden yere vurmalar, yalaka demeler, bilmem ne demeler. Yalaka kime denir kardeşim? Yalaka kime denir? Bir çıkar karşılığında hak etmediği bir övgüyle karşısındaki öve ne denir? Çıkar. Benim çıkarım mı var? Ben memur değilim, işçi değilim, maaş almıyorum, bir şey etmiyorum. Ne yalakası? Yalaka babanız sizin yani. Yani bana yalaka diyen ya emekli öğretmendir, maaş alıyor devletten. Ya bilmem nedir. Yani devletten para alan, maaş alan sizsiniz. Ben 47 yaşındayım. Devletten 1 lira para almamışım bugüne kadar. Ben yalaka oluyorum yani. Ben de siyasi parti üyesi de değilim. Ben belediye başkanı olmak gibi, milletvekili olmak gibi, il başkanı olmak gibi bir hevesim hesabım da yok ya. Ben Allah rızası için konuşuyorum ya. Ben tam süzme gazeteciyim yani. İstediğimi söylüyorum. Bana yalaka nasıl dersin? Yalaka diyen adam eğer devletten maaş alıyorsa benden bir sıfır önde zaten. Değil mi? Biz devlete hep benim zararım var. Bu devletin bana hep hapishaneleri düştü ya. Ben ne yalakası ya? Hayret edersin ya. Ben bu devletin hep cezaevleri bana denk geldi yani. Bana yalaka diyeceksin. Niye? Evet dedik diye. Öyle mi? Ve Mustafa Küpçü bunları yazarken bu kadar versene ne yaptın? Yok başkan bir not yazdım da. Tamam anlaşıldı mesele.
Mustafa Göpçü bunları yazarken şunu da ihmal etmemeli. Ben sosyal medyada yazıyorum ediyorum. Hayır diyenler de arkadaşlarımız, evet diyenler de arkadaşlarımız. Millet hangi yönde karar verirse hepimiz şapkamızı koyacağız önümüze. Yani tamam eyvallah diyeceğiz yani halkımıza. Başka bir şey demeyeceğiz. Yoksa yarın aynı kahvede oturacağız, aynı camiye gideceğiz, aynı yolda yürüyeceğiz, birbirimize selam vereceğiz, aynı berbere gideceğiz. O ona hain, bu buna bilmem ne derse ve böyle akıllı aydın köşe yazarlarımız da sadece hayır diyenlere yapılan baskıyı gündeme getirip evet diyenlere atış serbest gibi bir tarafa açık bırakırsa hoş olmaz diyoruz. Reklam. Eksik gördüğüm bir şey var Mustafa Küpçü'nün yazısında kendisini dahil ederek ekliyorum diyor. Ne diyor? İnsanların sağ duyusunu umursamayıp, insanların görüşlerine saygı duymayıp ve kalemkörlüğü yapan bir sürü yazar var. Bu ülkede insanların sağ duyusunu küçümseyip kalemkörlük yapan bir sürü yazarlarımız var diyor. Bu ülkede insanların görüşlerini sağ duyusunu küçümseyen insanlar var diyor. Ne alaka Mustafa Küpçü'nün yazısıyla? Evetçileri ve hayırcıları birbirine düşürmeye çalışan bu şekilde yazarlar var diyor ana kumanda diyor. Ben demiyorum. Yazarlar arayı bulması lazım diyor. Demokratik bir seçim olsun diye her iki kesimin birbirine saygı duymasını gerektiğinin altını çizmesi lazım yazarlarımızın diyor. Böyle bir taraftan bakıp da diğerlerine yol verirsek insanları daha çok birbirine düşman ederiz diyor ana kumanda. Doğru mu diyor? Son olarak referandumda oy kullanacak bütün insanların kimliğinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor diyor. Tabii canım niye silahı çekmesin mekmesin ben hiç duymadım böyle bir şey yani. Ama şimdi Türkiye'de böyle bir referandum sürecinde provokatif bir takım eylemler, örgütler filan bir eylem yapar. Birini işte hayır dediği için öldürdü, bu evet dediği için öldürüldü falan gibi bir kaşınmaya çalışırlarsa bu genelini bağlamaz. Bu tür provokasyonları da hazırlıklı olmamız lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Benim çevremde hayır diyen bir çok arkadaşım var. Oturuyoruz, kalkıyoruz, öğretmenler, diğer esnaf, işçi vesaire. Hiçbiriyle zerre kadar bir gönül kırgınlığımız yoktur yani. Yapmayız yani ama kimisi kendi kendine yani geliyor adam, sohbet ediyoruz, basıyor küfürü, anladın mı? Buna evet diyen bilmem nedir diyor, çekiyor gidiyor, kendi küsüyor. Ben kimseye küsmemişim yani. Ama biraz daha yumuşak gitmemiz lazım. Bu tür köşe yazıları önemli ama keşke iki kelimeyle de evet diyenlere de bu şekilde denmez diyebilselerdi. Onu arzu ederdi gönlümüz Mustafa Küpçü gibi dolu bir köşe yazarından. Evet. 2 Mart 2017 Perşembe Tanzer Ünal'ın köşe yazısıyla devam ediyoruz. Noterler acaba neden sinek avlıyor? Geçenlerde bir arkadaşım uğradı. Noterden geliyorum, gidin noterlerin halini bir görün. Hepsi sinek avlıyor, ekonomi bitmiş dedi. Bir süredir aynı yöndeki gözlemler sıklaşmıştı. Ne zaman ekonomik sıkıntılar gündeme getirilse gösterge olarak noterlerin işlerinin düşmesi de gösteriliyordu. Dün bir tanıdık noterle konuştum. İşte söyledikleri. Bizde yıllık işlem sayısı her yıl bir önceki yıla göre devamlı artar. Ben bunca yıl noterim, ilk defa 2016'da işlem sayısı azaldı. Eskiden yoğunluk o kadar fazlaydı ki müşteriler notere girdiklerinde tıpkı bankadakiler gibi numara alırlardı. Temmuz 2016'dan beri numara alma işi filan kalktı. Sözleşmeler filan bitti. Ekonomiye dayalı işler iyice azaldı. Şimdi sosyal patlamanın belirtisi işlemler yapıyoruz. Boşanmak için düzenlenen vekaletnamelerde patlama yaşanıyor. Yine borç alacak ilişkileriyle ilgili işlemler çok arttı. Buna rağmen genel işlem hacmimizde azalma var. Noter işlemleri ekonominin en iyi göstergesi. Boş olan sadece noterler değil. Tapu daireleri de boş, vergi daireleri de boş, bankalar da boş. Tespitler nasıl? Sizler de katılıyor musunuz bu tespitlere? Notere, tapu dairelerine, vergi dairelerine ve bankalara gittiğinizde sizler de çevrenizi bu gözle şöyle bir izleyin. Tabii yani katılıyor musunuz diye soruyor Tanzer Ünal ama zaten rakamlarla anlatmış. Yani ortada rakamlar varsa sen katılmasan da bu rakamlar var, katılsan da var. Bir şey diyemeyiz. Yani gerçekten
sıkıntı var. Hiç kimse inkar etmiyor zaten ama biz bu sıkıntıları, ekonomik sıkıntıyı da bir kriz haline dönmesini engellemek için çok fazla şey ayağı yapmıyoruz. Yani abarmasın, büyümesin, sıkıntı genişlemesin diye. Tabii ki yani noter belli, yani işlem sayısı belli veya diğer rakamları da var. Daha önceki yazılarında da vardı Tanzer Tünal'ın ekonomiyle ilgili rakam yazmış. Katılmıyorsun, katılmıyorum desen de o rakam var, katılıyorum desen de var. Yani güzel bir yazı, uyarıcı bir yazı. Evet. İki hafta önce bir şey yaşadım diyor. Ana kumanda onu ilave ediyoruz. Gebze Postane, noter ve bankaya gittim diyor ana kumanda. Evet. Evet, ana kumanda diyor ki benim geçen hafta noterde bir işim vardı. Hem notere hem bankaya. İki hafta önce. Neyse, o önemli değil. Ben özüne inedim. Ben diyor Gebze'de iki saat noterde bekledim. İki saat gidip postanede bekledim ve bankada bekledim. Tıklım tıklımdı diyor. Tanzörünün kolay da bir baksın diyor. O gözle de bakabiliriz. Devam edelim. Bu nasıl ortaklık? AKP ile MHP ortak mı? Ortak. Bu ortaklığın adına ne derseniz deyin, ister referandum ortaklığı deyin, ister başka bir şey. Ancak o da ne? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önceki günkü grup toplantısında AKP'ye veryansın ediyor. Barzani'nin Türkiye'yi ziyaretinde Kürdistan bayrağı asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. Haydi buyurun bakalım. Barzani bir taraftan AKP'ye destek için referandumda evet oyu kullanılmasını istiyor, yani AKP ile ortaklık yapıyor. Diğer taraftan ortağının Barzani'yi karşılarken astığı bayrağı skandal, aymazlık, rezalet olarak değerlendiriyor. Bu nasıl ortaklık böyle? Yoksa Devlet Bahçeli baktı olacak gibi değil, parti tabanına söz geçiremiyor, bahane arayıp referandumda hayır mı kullanacak? Hani aklıma gelmiyor değil, şeytanın avukatlığını yapayım dedim. Ya öyle bir sonuç nasıl çıkarmış Tanzer Hoca, ben anlayamadım ya. Ben söyleyeceğim, pazartesi günü müydü? Pazartesi günü işte yine buna benzer bir konu. İhtilaf yoktu ama işte Bahçeli AK Parti'ye katıldı gibi bir yorumlar vardı. Neyle ilgiliydi? Kocaeli İl Teşkilatı'nda eskiden kalma afişler vardı AK Parti aleyhine diye gündem olmuştu. Köşe yazarları tarafından onu okuduğum zaman ana kumanda bir yorum yapmıştı. Onu ben tekrar bunun üzerine ilave edeyim. Aynı yorum şimdi daha geçerli oldu. Devlet Bahçeli anayasa referandumuna evet diyor. Dediği bu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi anayasa referandumuna bu 18 maddenin değişmesine evet diyor. Yani muhalefet görevini devam ettiriyor. Partiyi bırakıp kapatıp da gidip AK Parti'ye girmedi yani. Şimdi ona evet diyor diye bayrağa karışmayacak, ona karışmayacak, buna karışmayacak, hiç eleştirmeyecek AK Parti anlamına gelir mi? Muhalefet Partisi sadece bu referandum sürecinde evet diyor. Kanaati bu. Muhalefet Partisi zaten anayasa görüşmeleri sırasında mecliste de önerilerini sunmuştu. Birkaç maddeyi çıkarttırmıştı. Katkı sağladı anayasaya Milliyetçi Hareket Partisi ve parti olarak buna evet diyor. Buna evet dedik diye bundan sonra AK Parti ne yaparsa yapsın ne diyecek anlamı nasıl çıkıyor bunun içinden yani? Değil mi? O ayrı bir parti, bu ayrı bir parti yani. İyi ki evet dedik, bundan sonra her şeye evet mi diyeceğiz yani? Bahçeli'nin eleştirme hakkı, muhalefet hakkı tabii ki baki. Görüşüne katılırsınız, katılmazsınız. Ama Milliyetçi Hareket Partisi hala muhalefet partisi. Bu konuda hemfikiriz, bunda değiliz diyor. Bizde ne var? Seçmende bile var. Toptan red, toptan kabul. Yani bir adamı seviyorsan, oy veriyorsan adamı layüsel ilan ediyorsun ya. Hiç hata yapmaz sanki. Öyle olmaması lazım. Biz oy verdik, seçtik. Baktık hata yapıyor. Onu da eleştireceğiz. Bir dahaki seçimde başkasına vereceğiz. Böyle olmamız lazım. Tanzer Ünal bu yazıyı yazarak bunları söylememize vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Başka türlü değil. Devam edelim. Devam ediyoruz. Borç yiğitin kamçısıysa kamçının boyu çok uzadı. Evet, bu güzel. Vatandaş borç para verilecek sisteme mahkum ve bloke edilmiş. Şu vatandaşın borçlarının büyümesi kadar ülkemizin büyümesini sağlayabilseydik, bugüne bugün dünyanın en büyük ekonomisine sahiptik. Şaka bir tarafa, borç yiğitin kamçısıdır da kamçının boyu çok uzadı, çok. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? Bu tablo bugünkü ekonomik krizi doğurdu. İnsanlar ya borçlu ya işsiz. İşi olsa bile borcunu ödeyebilecek kadar geliri yok. İşte ülkemizin siyasetini belirleyen tablo bu. Borçlu vatandaş kritik durumunu düşünerek rahat hareket edebilir mi? Tercihini özgür bir şekilde yapabilir mi? Demiş evet. Tanzer Ünal. Ne diyelim, maalesef durum öyle. Gene itiraz mı ediyorsun? Tabii canım, yani yok mu diyeceğiz? Ya hayır, biz buna yanlış kardeşim desek,
Kocaeli Adliyesi'ne git. İcra dairelerinin dosyaları yol şeyde koridorlarda ya artık sığmamış yani dosyalar koridorlarda. Rakamlar belli. Ya bir sıkıntı olduğu tabii gerçek. Onu da işlemiş. Yalnız Kalu Bela Derneği var. Malumunuz yeni kuruldu. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği. Başkanı, kurucu başkanı Bilal Çoker, biz toprak deriz kendisine, kısa bir yazı yazmış, onu okuyayım. Kalu Bela Kardeşlik Derneği, Teşkilatı Derneği. Müslüman din kardeşlerim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Cumhurbaşkanımızı Müslüman diye destekleyip kendimiz seçmedik mi? Evet seçtik. Şimdi ne oldu da yapmış olduğu siyaseti beğenmez olduk ki? Beğenmez olduk. Sayın Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız yan yana duruyor. Demek ki şu ana kadar vermiş olduğumuz destekten daha çok destek vermemiz gerekiyor. İnandık, evet inandık. Çünkü Müslüman olana, hele bu Müslüman Cumhurbaşkanıysa inanmamamız mümkün değildir. Bizi inanmak kurtarır. Müslümanım deyip kurtulmak isteyen inansın diyoruz. Ana kumandaya selam ediyoruz. Ana kumanda benden fazla işte, popülersin ha. Farkında mısın? Görünmeyen adam daha popüler oldu. Ana kumandaya selam ediyoruz. Bizi anketlerinize ilave edebilirsiniz. 70 bin aleme selam olsun Kalu Bela der genel başkanı. Yayında ve yapımda emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ederiz demiş. Tabii açıklamayı tam olarak okudum ama burada da yine bunu da biraz azeleştirebilirim. Neden? Yani Müslüman olduğu için evet diyeyim veya böyle bakarsak neye dönüyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yani biz evet diyoruz tamam. Bir gerekçelemez. Sen Tayyip Erdoğan Müslüman adam bildiği vardır deyip evet diyorsun. Veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne veriyorsun. O sahikle verebilirsin. Ama biz eğer bunlar Müslüman olduğu için biz bunlara evet diyoruz dersek hayır diyen arkadaşlarımızı nasıl suçlamış oluyoruz? Yani biz evet diyoruz Müslümanız. O zaman hayır diyenler Müslüman değil anlamı çıkar bundan. Değil mi? Evet. Bu ses şey tarzda doğru değil arkadaşlar yani. Yani beş vakit namazında bir sürü arkadaşlarımız veya Müslüman veya değil. Yani o bizi ilgilendiren bir şey de değil. Yani biz Müslüman olduğumuz için evet diyoruz yerine biz 18 maddeyi okuduk kardeşim memleketin yararınadır onun için evet diyoruz durumuna gelmemiz lazım. Hayırcılar da öyle olması lazım. Birbirimizi karşıda konumlandırmayalım. Karşı karşıya konumlandırmayalım değil mi? Hayır diyen de Müslüman. Hepsi Müslüman ya. Yani. Ne alaka? Nereden nereye geldin ya? Tercüme etmiyorum senin konuştuğunu şimdi. Evet, her Müslümanın diyene inanmamak lazım diyor. Ya zaten dini motifle bakmayalım arkadaşlar. Burada dinle ilgili bir şey yok. Ne var? 18 madde var. Okuyacağız. Bu yetkililer meclisinde olacak. Bu yargı böyle olacak. Cumhurbaşkanı böyle olacak. Seçimler şu tarihlerde yapılacak. Bu maddeleri koymuşlar. Buna evet diyoruz mu demiyoruz mu? Müslümansak da değilsek de fark etmez. Bu evet mi hayır mı? Buna bakacağız. O çok önemli bir ayrıntı. Sakın böyle bir hataya düşmeyelim. İyi niyetle de olsa. Devam ediyoruz Mehmet Özmen'den. Sakıp Sabancı gibi milliyetçi olabilmek. Türkiye'de gerçekten milli bir sermayenin sahibi olarak bildik Sakıp Sabancı'yı. Herkes onu sevdi, saydı. Kazandığı parada kimsenin gözü olmadı. Çünkü biliniyordu ki Sabancı alın teriyle kazanır, bunu milletiyle paylaşır, çalışanlarına haklarını bir tamam teslim ederdi. Hatta binlerce emekçisinin sendikal olarak çalışması için de gereken özveriyi patronluk sıfatıyla yapmıştı. Birçok fabrikasının yer aldığı Kocaeli'de yapılan toplu sözleşme görüşmelerine katılır, atılan imzaların ardından bizzat işçileri tarafından omuzlara alınarak işçinin kazanımlarına sevinen bir sempatikliğe sahipti. Deprem döneminde eski valilik binasından çıkarken dönemin belediye başkanı Sefa Sirmen'in yanında eski parayla Kocaeli'ye 500 milyar, Sakarya'ya 500 milyar ve Yalova'ya da 400 milyar lira yardımda bulunmayı kendine zaruret olarak görmüştü. Sabancı'yı birçok patrondan ayıran en belirgin özelliği ise o milliyetçi duruşuydu. Türk mallarının dünyada tanınması, satılması için ne gerekiyorsa yapar, ülkesinin özellikle ekonomik olarak gelişmesi için elinden geleni ortaya koyar, fikirleriyle başta siyaset olmak üzere tüm kesimlere yön verirdi. Hatta Refah Yol iktidarının arkasındaki ana sebeplerden biri olarak ve hep Sakıp Sabancı'yı, ben hep Sakıp Sabancı'yı görmüşümdür. Yapılan seçimlerin ardından sağlıklı bir hükümetin bir türlü kurulamaması üzerine iş dünyasının bir temsilcisi olarak sağlam bir öneri getirmişti. Şunu söylüyordu Sabancı, hükümet bir an önce kurulmalı fakat o hükümette mutlaka Refah Partisi olmalı. İşte Sabancı'nın bu sözü Türk siyaset tarihine altın harflerle yazılması gereken bir ifadeydi.
Sabancı haklıydı. Çünkü Refah Partisi dışında meclisteki partilerin hiçbirinin ekonomik bir programı yok gibi bir şeydi. Fakat kafalarda uyuşmadığından bir araya gelip sorunlara çözüm üretmek lüzumu da hissetmiyorlardı. Kısacası ülke büyük bir çıkmaza girmek üzereydi ki devreye Sabancı girdi. Sonrasında ise Refah Yol iktidarının temelleri atıldı. Erbakan Hoca'nın ekonomik bir deha olduğunu öyle uzun uzadıya belirtmeye gerek yok elbette. Memleketi sadece 11 ayda adam etmeye başlamıştı ki 28 Şubat muhabbetleri ortaya çıktı. Sonrasında ise 2001 krizinin temellerini atan, ülkeyi IMF'ye muhtaç eden o garibim ekonomik politikalara sıra geldi. Bugün belki de 16 Nisan'da böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için sandık başına gideceğiz. Ülkenin hükümetsiz kalmaması, siyasilerin kendi aralarındaki kısır çekişmelerden memleketin insanlarımızın olumsuz etkilenmemesinin tercihini yapacağız. İşte tam da bu noktada cennet mekan sahibi Sabancı milliyetçi Sakıp Sabancı özür dilerim gibi bir milliyetçi düşünmek zorundayız. Hükümeti kim güçlüyse o kurmalı. Başta ekonomi olmak üzere siyasi programı en güçlü parti hangisi ise bakanlar kurulu o partiden olmalı. Tabii millet tercih ederse Cumhurbaşkanı'nın partili bir yapı ile devlette söz sahibi olması kimseyi rahatsız etmemeli. İşte bu yüzden 16 Nisan için bir milattır diyorum. Şayet samimi isek Sabancı gibi düşünmeyi başarabilmeli, ülkemizin, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği adına sağlıklı bir karar vermeliyiz. Artık sandıktan çıkacak tüm sonuçlar ise sadece milletimizin takdiridir diyerek başımız üzerine koyabilmeliyiz demiş Mehmet Özmen. Harika bir yazı. Allah rahmet eylesin Sakıp Sabancı'ya. Gerçekten milli sermayeydi. Yerel insandı. Halkın çok sevdiği bir insandı. Vah 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 ülkeme hiç unutmadım ben yani o zaman. Oradan da, şimdi şöyle bir şey teklifim var ana kumanda. Teklifimi kabul etmezse zarfa açacağım. Şöyle bir teklifim var. Cuma günkü gazetelere geldik. Bugünkü gazetelere. Ama zamanımız azaldı. Bir ara verip sadece cuma günü ayrı yapıp bitirsek olur mu? Bunu hatta ikiye kesip de paylaşma şansınız da olabilir. Olur mu? Ama ara verirse cezası var mı? Peki ara verirken şimdi reklamlar çıkacak ya. En iyisini senseç.com'un tanıtımı var mı reklamlar arasında? Burada söyleyeyim mi ben tekrar? Evet, TV262 olarak Erdin Adet'in eleştirdiği bir anket düzenlemiş bulunuyoruz. Erdin Adet'e kendisi siteye girsin oy versin, tercihlerini yapsın diyor. En iyisini senseç.com sitesine giriyorsunuz. Orada Kocaeli ile ilgili 16 kategoride bir anket oylaması var. Oylamanızı yapıyorsunuz, sonucu gönder dediğiniz zaman, yani oylama yaptığınız zaman direkt sonuçları görüyorsunuz. Yani içinde en ufak bir katkı, hile, hurda yok. Direkt sonuçları takip edebiliyorsunuz. Zaten bir IP'den bir kere oy verebiliyorsunuz. Onu duyurmuş olalım. Sadece dernekler kategorisine eleştiri gelmişti. Onunla ilgili de 42 derneğe ulaştık. İzin veren derneklerin arasından bunları koyabildik. Bir tanesi de Kocaeli Artvinliler Derneği. Haliyle Osman Sıraç Artvinli olduğuna göre siz de o dernekler kategorisinde eğer yoksa sizin memleketiniz Artvin'den yana oyunuzu kullanabilirsiniz. Çünkü Trabzonlular açık ara geçmiş Artvinlileri. Onu gördüm ben. Şimdi reklam arası veriyoruz. Sonra devam edeceğiz. Cuma günkü gazetelerle değil mi? Kısa bir reklam arasından onu da söyleyeyim bir dakika. Cuma günkü gazeteler derken Cuma günü hangi gazete eksik? Bugün Bizim Yaka. Bizim Yaka gazetesi eksik. Neden eksik? Çok mutluluk verici bir eksiklik bu. Neden? 3-4 tane gazete vahisine baktık. Bizim Yaka gazetesi gelir gelmez bitmiş. Yani bugün ya ciddi bir haber var ya bir sıkıntı var ya da artık biz yani okunuyor demek ki. Bu bir yandan bizi sevindirdi ama bir yandan da gazeteyi bulamadık. Biraz geç kaldığım için de gazetenin merkezine uğrayıp oradan arkadaşlarımdan alabilirdim ama geç kaldığım için buraya yetiştim. Onu pazartesi günü okuruz bugün çıkan gazeteyi. Cuma günkü Bizim Yaka gazetesi bugün yok. Onu pazartesi günü okuyacağız diyorum. Var mı şey? Gazeteler bize kendi gazetelerini kendileri yollayabilirler diyor ana kumanda. Ben de çok isterim ama tanıdıklarım tanıyorum çoğunu hepsini hemen hemen. Çok yoğun var. Yani onun için bir adam tutup git bunu bırak getir filan demesi lazım. Kimisi uzak. Kocaeli gazetesi, Özgür Kocaeli mesela uzak yerde. Mavi Kocaeli uzakta. Yani onların getirme şansı biraz zor olur. Ben yine uğrar alırım veya bayilerden alıyoruz. En azından birer tirajları bizden olmuş olsun yani değil mi? Bak en sağlam sadık okuyucunuz benim. Her gün 7 tane gazete alıyorum. Yani onda sıkıntı yok. Şimdi kısa bir reklam arasından sonra Cuma günkü gazetelerin köşe yazarları üzerinden devam edeceğiz.
Biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun. Görüşmek üzere. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli imant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzeme ile tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 inşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Plise perde, plise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Osmanlı Lokantası ve İskender Salonu, Bolulu Hasan Usta'nın yerinde birbirinden lezzetli tatlar evinizi aratmıyor. Ev ve iş yerlerine servis imkanıyla zengin menüyü ayağınıza getiriyor. Adres Kalaycılar Sokağı, Acısu Parkı 6, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 324 1747. Sizin damak tadınız, Osmanlı Lokantası ve İskender Salonu. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven.
Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Ayşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Ayşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Gülsüm zor şartlarda da çalışsa bulduğu işe sevinmişti. Çocuklarının okuması hayaliyle yıllarca mevsimlik işçi olarak çalıştı. Ama sosyal güvencesini düşünmedi. Keşke demek için artık çok geç. Sigortasız çalışma, yarınından çaldırma. Şoray abi, başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremezsin. Ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır, limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama kartını. Ama abi bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremezsin. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir. Nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Kocaeli'nin gündemi programı 3 Mart 2017 Cuma günkü gazetelerden devam ediyor. Özgür Kocaeli Gazetesi, şehir hastanesi için chat süreci ve İsmet Çiğit'in koşup gelen kadar kaçıp giden de var bu kentten başlık güzel bir yazısını okuyacağız. Dilek Dilamert'e teslim ediyorum. Buyurun. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı sonu itibariyle adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden Türkiye'nin nüfus istatistiklerini açıklamıştı. Bizim ilimiz Türkiye'de, hatta belki dünyada en yüksek oranda iç göç alan illerin başında geliyor. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü önceki gün bu nüfus istatistiklerinin detaylarını açıkladı. 2016 yılında ilimize Türkiye'nin diğer illerinden 85.600 kişi gelip yerleşmiş. Elbette çok büyük bir rakam. Ama yine 2016 yılında bizim ilimizden 60.479 kişi pılısını pırtısını toplayıp yaşamak için başka şehre gitmiş. TÜİK rakamlarına göre yeni iş olanaklarının açıldığı Gümüşhane ve Giresun'a geçen yıl çok sayıda insan geri dönmüş. Geçen yıl İstanbul'dan ilimize 29 bin kişi gelmiş. İlimizden 14 bin kişi İstanbul'a yerleşmiş. Rakamları titizlikle irdelersek iç göç nedeniyle yakında nüfusumuzun çok fazla artacağını düşünerek karalar bağlamanın da galiba pek anlamı yok.
Bu şehrin ışıkları söndü. Bu şehirde yaşamak tatsız hale geldi. Evet, biz bu şehrin aşıklarıyız. Kalkıp başka ile gidebilecek halimiz yok. Ama imkanı olanlar Kocaeli'yi terk ediyor. Emekli ikramiyesiyle Antalya'da bir daire satın alan çekip gidiyor. Gidişat böyle sürerse 10-15 yıl sonra Kocaeli'nin verdiği iç göç aldığı iç göçü geçebilir. Teşekkür ederim. Burada Giresun'a ve bir yere daha Gümüşhane'ye dönüşler var diyor. Ya bununla ilgili devlet aslında çok çalışmalar yaptı. Yani hem göçü engellemek hem tarımı kalkındırmak, hayvancılığı kalkındırmak için birçok teşvikler verildi, yapıldı ama neticede rahat yaşamak istiyor insanlar. Olmuyor, biraz sıkıntı var. İsmet Çiğit tabii yazmış, doğru. Yani memleketin sorunu oku. Güzeloğlu ailesinden şehit ailesi ziyaretleri. Kocaeli valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu. Şimdi Bilal Çöker, Galu Bela Derneği Başkanı, demin açıklamasını eleştirmiştik, ona cevap yazmış. Biz bunları Kur'an, sünnet, icma, kıyas yaparak hesap yapılsın, uygunsa taraf, uygun değilse na taraf olunsun diye söylüyoruz. Kastımız budur. Biz taraf olmayacak herhangi bir durum görmedik. Teşekkür ederiz diyor. Evet de yana tarafız. Bizim ölçümüz Kur'an, sünnet, icma, kıyastır. Öyle düşünerek biz evet tarafı oluyoruz diyor. Diğerleri ne yaparsa yapsın diyor. Öyle anladım ben. Bilal Çöker, Kalu Bela Dernek Başkanı. Teşekkür ederim. Devam edin. Ne var? Kapalı pazar yeri otopark inşa edip vergi dairesi yapmak. Çok güldüm. Şu başlığı bir daha okur musun? Kapalı pazar yeri otopark inşa edip vergi dairesi yapmak. Yani kapalı pazar yeri yapıldı malumunuz İzmit'te. Sonra otoparka çevrilmesi konuşuldu. Neticede vergi dairesi oldu. Onu güzel bir başlıkla, mizahi bir şekilde başlık atmış İsmet Çiğit. Okuyalım. Bir kent düşünün ki pazarcılar için kapalı pazar yeri binası yapıyor. Bu binayı icra daireleri için kullanıyor. Spor salonu yaptık, siyasi parti toplantılarında kullanıyoruz. Kültür merkezleri yaptık, düğün salonu diye kullanıyoruz. Çok ihtiyacımız vardı. Kapalı pazar yeri yaptık, icra dairesi diye kullanacağız. Tuhaf bir şehirde yaşıyoruz, vesselam. Hiç ilave edecek bir şey yok. İsmet Çiğit çok mizahi, güzel bir şekilde anlatmış. Devam edelim. Yıldırım Başkan böyle bir adam. Bizim ilimiz ulusal televizyon kanallarında, ulusal gazetelerde artık pek sık haber olmuyor. Allah'a şükür. Bizim ilimizde terör yok. Asayiş Berkemal. Trafik kazaları bile azaldı. Kocaeli'den ulusal medyaya haber olacak güzel işler de çıkmıyor. Sporumuz yok, turizmde tık yok. Geçen gece bütün ulusal televizyon kanallarının ana haber bülteninde Kara Mürsel vardı. Kara Mürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım vardı. Kara Mürsel sahilinde her yıl olduğu gibi 1 Mart Üsküdar vapuru faciasında hayatını kaybedenler anılıyor. Bir grup dalgıç da denize girmiş, programın kendi üzerlerine düşen rolünü oynuyorlar. Sahilde yüzlerce kişi izliyor. Güvenlik güçleri var, gençler var, ilçe protokolü, esnaflar falan. Gösteri sırasında denizdeki genç bayan dalgıçlardan biri fenalaşıyor. Kadın dalgıç denizde çırpınırken sahilde bir panik başlıyor. Ama hiç kimse harekete geçmiyor. Kendisi de eski bir dalgıç olan Kara Mürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kravatı ceketi atıyor, denize atlıyor. Herkesin gözü önünde boğulmak üzere olan kadın dalgıcı denizden çıkartıyor. Böyle bir adamdır İsmail Yıldırım. Gözünü budaktan esirgemez. Cesurdur, hızlı karar verir ve uygular. Ne de olsa o eski demokrattır. Evet, güzel bir yazı. İsmail Yıldırım'ı da tebrik ederim. Yani o zaten o anda oluyor. Yüzlerce kişi izliyor. Yani tereddüt etse belki saniyelerle yarışıldığı bir an. Tereddüt etse başkan, değil mi? Ya da birisi atlasın baksın filan dese, yani biraz tereddüte düşse belki de daha kötü bir sonuç olabilirdi. Tereddütsüz çıkartmış, ceketini atlamış, sudan kurtarmış. Kendisi de zaten eski dalgıç imiş. Bunu bile istismar etti bazı gazeteler. Yani yok şov yaptı, gösteri yapacak. Şov yapmasın diye şimdi atlamasın mı yani? Ha şov yaptı derler, atlamayayım kadın boğulsun mu yani? Ben bu, ya bir şey eleştirirken de bir mantığa dayandırıp eleştirmek lazım değil mi ya? Şov yaptı demesinler, atlamayayım kadın da boğulsun. Bu mu yani? Allah'ım ya. Tebrik etmek lazım. İsmet Çiğit'i tebrik etmiş. Çağdaş Kocaeli Gazetesi 3 Mart Cuma aşırı hızla dehşet saçtı. Tem otoyolu Gebze kesiminde alkol aldığı iddia edilerek otomobil kullanan polis memuru 200 kilometre hızla kamyonete çarptı. Kazada polis memuru ağır yaralandı. Yorumsuz.
Evet, kentimizin son 40 yılındaki kısmetli siyasetçiler başlıklı ikinci yazısı Sadun Çetin'in. Bunu okumamıştık, bir öncekinden devam etmeyelim. Cevdet Selvi, Salih Güngörmez, Orhan Otağ Halkçı Parti'den eski, Saffet Sancaklı, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye, Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır. Bu hem bir hem iki yazısı Sadun Çetin'in, arşivlik bir yazı, saklanılabilir. Evet, Orhan Balcı, tramvay projesi ve olumsuz etkilenen esnaflarla ilgili bir yazı. Şurada işaretlediğim bölüm var, orayı okuyalım Orhan Balcı'ya. Hep seferinde bir şey düşünüyorum, bugün ne oluyor ya? Gözlük gitti, neyse. Tramvay projesinden olumsuz etkilenen esnafların işin zamanında tamamlanmaması nedeniyle projenin sahibi Büyükşehir Belediyesi'ne dava açma hakkı doğdu diye düşünüyorum. Birçok esnaf projenin yapım süresinde zarar etti ve etmeye devam ediyor. 550 günlük zaman diliminin ardından zarar eden esnaf zararı kadar tazminat davası açarak gerekli hukuk mücadelesini başlatabilir. Esnafların toplu olarak hukukçular ile görüştüğü konusunda duyumlar alıyorum. Zarar gören esnaf bu konuda haklı ve dava açarak hukuksal olarak hakkını arayabilir. Bu da tramvay projesinde farklı bir değerlendirme olarak önümüzdeki süreçte gündeme gelecek demiş Orhan Balcı. Tabii tramvay projesi zamanında bitirilemediği için bir takım gerekçeleri var tabii. 15 Temmuz olayları yaşandı vesaire ama esnaf netice mağdur oldu. İflas eden var, kepenk kapatan var. Bunlar toplu halde hukukçular görüşüyorlarmış. Belediyeye dava açıp zararlarını tazmin edebilirler diyor Orhan Balcı. Köşesine taşımış. Tabii ki hukuk haklarıdır. Mavi Kocaeli Gazetesi 3 Mart Cuma. Balık AVM hayal oldu. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yapacağım dediği bir proje daha unutuldu. Doğan'ın balık AVM sözü aradan 3 yıl geçmesine rağmen yapılmadı. Kerim Çelik'in haberi. Bu haberle ilgili geçen programlarda bir köşe yazarımızdan okumuştuk. Kimden? Tanzer Ünal'dan okumuştuk. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yapacağım diye vaatler arasında vardı Nevzat Doğan'ın balık AVM ama 2023 hedefleri arasında vardı. Ayrıca henüz daha 2 sene 3 sene zaman var. Zamanı gelmeden suçlamamak lazım diye düşünüyorum ben. Yani yapmazsa o zaman yazabiliriz ama henüz zaman var, bitmemiş yani. Ve Yüksel Ercan, Türk milletinin emperyalizm ile mücadelesi başlıklı yazısının tamamını okuyoruz. Rahmetli babam hayattayken son derece keskin bir Bülent Ecevit hayranıydı. 92 yılında vefat ettiği tarihten geriye doğru 15 yıl her ne kadar Ecevit hayranlığından bir milim bile taviz vermemiş olduğundan bizim çocukluktan gençlik yıllarına doğru adım attığımız 70'li yıllarda evimizde son derece sert tartışmalar yaşanıyordu. Bu tür tartışmalarda rahmetli annem çoğunlukla bizden taraf olsa da 5 erkek, 2 kız bulunan ve bir tamamının ülkücü olduğu bir cepheye karşı tek başına Ecevit'i savunmak gibi bir zorluğu bulunan babam artık çaresiz kaldığı anlarda eline aldığı tıraş makinesini kafamıza dayar. Siz nasıl öğrencisiniz? Hiç saçları bu kadar uzun olan öğrenci olur mu? Gelin sizi tıraş edeceğim der. Bize kıyamadığı için de hırsını saçlarımızı keserek alma yoluna giderdi. Çok iyiymiş. Babamızın Ecevitçi, bizim Türkeşçi olduğumuz süreçte aramızda saatler süren tartışmalar sonunda siz nasıl milliyetçisiniz, milliyetçi olan birisiniz, Ecevit taraftarı olması gerekir diyerek bize damardan girmeye çalıştığı anlarda biz de saygımızdan, biraz da korkumuzdan ama daha da önemlisi biraz daha ısrar edersek zaten 3 numara halinde olan saçlarımızı biraz daha kısaltacak endişesinden işi fazla uzatmak istemezdik. Babamın Ecevitçi olmasının iki temel nedeni vardı. Bunlardan birincisi Ecevit, ABD, İngiltere ve Yunanistan'a rağmen Kıbrıs'ı kurtardı. İkincisi de Ecevit, ABD'nin yasaklamasına rağmen Türkiye'de haşhaş ekimi için izin verdi ve ABD'yi dize getirdi ifadesi idi. Babamız ile bu mücadele yıllar yılı sürüp giderken ömrünün son 15 yılında artık bizim bitip tükenmeyen ısrarlarımıza dayanamayan bir Ecevitçi olarak bizimle birlikte yıllar yılı MHP'nin olup olmayan bütün etkinliklerine katılmayı adeta bir vazife gibi görmüş olduğu güne kadar da bu vazifeyi yerine getirmeye çalışmıştı. O zamanlarda yani babamın ABD ile olan çekincelerini biraz ideolojinin dışında bir arada yüzümüzdeki at gözlüğünü çıkarmış bir şekilde bakmış olsak
Aslında babamızın da bizim de aynı yapıda olduğumuzu, değişik siyasi partilere mensup olduğumuzu sansak bile her ikimizin de başta ABD olmak üzere tüm emperyalist ülkelere karşı olduğumuzun farkına varmış olacaktık. Aradan çok uzun zaman geçti. Önce babam, sonra Alparslan Türkeş, en sonra da Bülent Ecevit vefat etti. Biz büyüdük, iş yaptık, evlendik, çocuklarımız oldu. İşin garip tarafı çocuklarımız da büyüdü. Hiç geçmez diye düşündüğümüz günlerde bir su gibi, hatta sudan daha hızlı bir şekilde geçti gitti. Bu günler bizde sanatçı Teoman'ın babamın öldüğü yaştayım dediği günler. Aradan neredeyse 40 yıl geçmiş, dünya değişmiş, duvarlar yıkılmış, bazı ülkeler birleşmiş. Ancak değişmeyen tek bir şey var. Şu an biz yine ABD başta olmak üzere bütün emperyalist ülkelere karşıyız. Bizim çocuklarımız, yani babamızın torunları da ABD'ye karşı bir duruş sergiliyorlar. 23 Şubat tarihinde Yeni Çağ gazetesi yazarı Aslan Bulut köşesinde evet çıkması için PKK'ya sahte hayır dedirtilmesi yeterli olmadı. Başka çareler aranıyor. Takvimde Ergün Diler, referandumdan önce Gülen'i verirler mi? Obama döneminde çok zayıf olan bu ihtimal şimdi her geçen gün güçleniyor. Ortaklığı yeşertmek için, bölgede yeni şekli belirlemek için böyle bir adım atabilirler diye yazdı ve ekledi. CIA kendi içindeki bütün karışıklıklara rağmen Gülen'i verirsek Türkler ne düşünür diye gizli bir araştırma yaptırdı. Türkiye ile çalışan ABD, Rusya'nın da diğer oyuncuların da Akdeniz'de güçlenmesinin önüne geçecek. Ama asıl hedef Çin ile sıkı ticari bağları olan İran olacaktı. CIA direktörü Pompeo'nun Suudi Arabistan'a gidişi muhtemelen bu konuyla ilgiliydi. İlk ziyaretini Ankara'ya yapan Pompeo'nun gelişi, Gülen'i vereceğiz ama bize biraz zaman tanıyın, ilişkilerimizi tahmin edelim, sağlıklı bir yolculuğa çıkalım, hazırlığımızı yapalım mesajıydı sanki. Yazısına göz atınca bu milletin sağcının, solcusunun, muhafazakarın, ülkücüsünün, dinlisinin, dinsizinin neden her dönem ABD'ye karşı olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Türkiye'de her kesimde mensup insanın ABD'ye bu kadar karşı olmasına rağmen yıllar yılı bir türlü ABD'nin güdümünden neden çıkamadığımız ya da çıkmak için neden var olandan daha fazla çaba göstermediğimiz sorusu bir türlü cevap bulamıyor. 21. yüzyılda olmamıza rağmen emperyalist ülkelerin ellerini bir türlü dünyadaki diğer ülkelerin üzerinden çekmediklerini, emperyalist ülkelerinde sanki bu durumdan memnunmuş gibi bir görüntü vermeleri hemen herkesin yarasına tuz basmış oluyor. Yediğimiz yemekten, üzerimizden giyeceği, kullandığımız cep telefonundan aracımıza, daha açık bir ifadeyle eldivenden merdivene kadar bütün ihtiyaçlarımızın giderilmesi noktasında bizi esir alan emperyalist ülkelere diklenecek daha fazla liderin yetişmesiyle bu gidişatın tersine dönmesini beklemek bize son derece acı veriyor. İdeolojinin çok sert olduğu 70'li ve 80'li yıllarda her kesimden Türk insanı her türlü emperyalizme karşıyız şeklinde büyük bir mücadele veriyordu. Ancak yıllar geçtikçe bu mücadelenin sanki biraz da alt perdeden verildiğine ya da veriliyormuş gibi yapıldığına üzülerek şahit oluyoruz. 60 ihtilali sonrası bu memleketin sağcı başbakanı Adnan Menderes'i idam sehpasına gönderen emperyalist güçler, 71 sonrası sol görüşlü Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını da idama göndermekten çekinmediler. Aynı güçler 12 Eylül 1980 sonrası sağcı solcu ne kadar parti lideri ve o partilerin sempatizanı varsa cezaevini doldurmaktan, idama göndermekten ve işkencehanelerde çürütmekten asla geri durmadılar. 15 Temmuz tarihinde girişilen ve çok şükür ki milletimizin gücüyle püskürtülen darbe girişiminin arkasında da emperyalist ülkeler olduğu en üst perdeden seslendirildiğine göre o gün bugündür bizim karşı karşıya kaldığımız tüm belaların aynı kaynaktan beslendiği güneş gibi ortaya çıkmıştır. Eski takvimle 1341 doğumlu babam ABD emperyalizmine karşıydı. 60 doğumlu Yüksel Ercan da emperyalizme karşı. Benim 20 yaşlardaki çocuklarım da ABD ve emperyalizme karşı. Bu kuşatılmış, daha kaç nesil sürecek Allah aşkına demiş Yüksel Ercan. Çok güzel bir yazı Yüksel Ercan'dan. Eldivenden merdivene her şeyimiz emperyalistlere ait, üretim açısından önemli. Onun dışında yani ortak payda şu: Türkiye'de solcusu, sağcısı, şeriatçısı, dincisi, ateisti, laiki, antilaiki herkes ortak bir şekilde emperyalizme karşı, ayrı bir şey Amerika'ya karşı. Yani Amerika sempatizanı Türkiye'de yok, kalmadı. Yani öyle bir şey yok yani. Herkesin ortak düşman haline geldi Amerika. İsabetli tabii. Babam da öyleydi diyor. Ben de öyleyim diyor Yüksel Ercan. Çocuklar da öyle olacak diyor. Ne zamana kadar böyle gidecek diyor Yüksel Ercan. Sonsuza kadar gidecek. Amerika bana göre maksadını aşan bir ifade kullanayım. Amerika'dan gelip CIA beni tutuklayacak hali yok herhalde. Yeryüzünün en büyük terör örgütü
Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yeryüzünün en büyük terör örgütü Amerika Birleşik Devletleri'dir. Devam edelim. 3 Mart 2017 Cuma, Mavi Kocaeli Gazetesi Cemalettin Öztürk'ün köşe yazısıyla devam ediyoruz. Türkeş, AK Parti'yi uyarınca Bahçeli çok kızmıştı. Önceki gün ilginç gelişmeler oldu. Bölgesel ve siyasi hiçbir neden yokken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Türkiye'ye geldi. Üst düzeyden karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani İstanbul Mabeyn Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım ise Ankara Çankaya Köşkü'nde ağırladı. İkili görüşmelerde bir sorun yok. Neden görüştüler diye bir tepki de yok. Ama dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı iki parti arasını açtı gibi görünüyor. MHP lideri Kürt bayrağının konulmasına çok sert tepki verdi. Partisinin grup toplantısında Bahçeli, bu bayrağın asılması, ikili görüşmeler sırasında Kürt bölgesel bayrağının arka fona konulması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. Bizim Barzani bayrağını görmeye kesinlikle tahammülümüz yoktur. Türkiye'ye kefen biçen çürümüşün ağırlanması millî vicdanı rahatsız etmiştir diye tepki gösterdi. Gözler iki partinin ortaklığının bozulup bozulmadığına çevrildi. Bahçeli'nin bu çıkışına Başbakan Yıldırım da grup toplantısında yanıt verdi. Yıldırım, parlamentosu, bakanları ayrı bayrağı vardır. Sanki yeni bir teamülmüş gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değildir. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar, bunun dışında başka diplomatik teamül geliştirmek gibi bir uygulamamız yok diye yanıt verdi. Tartışmanın fitili iki liderin yaptığı açıklamalardan sonra daha da alevlendi. Bahçeli, Barzani'yi tanımıyoruz diyor. Yıldırım, Barzani ve hükümetine saygı duyuyoruz diyor. Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. MHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Ertuğrul Türkeş geçtiğimiz ay bir açıklama yapmış ve AK Parti'yi MHP konusunda uyarmıştı. Ne demişti Türkeş? Ele güvenen yarı yolda kalır. Önce Allah'a sonra da kendimize güveneceğiz. Yani başkasına güvenmek yok demişti. Türkeş'in bu uyarısı Devlet Bahçeli'yi çok kızdırmıştı. Türkeş'i nankörlükle suçlamıştı. Bu polemiğin atlatılacağı hoş görüleceği iki partinin referandumda birlikte yol yürüyeceklerine bakmayın. Belki görüntüde birlikte olabilir, algı böyle olabilir. Fakat özde bir şey olmayacak. İki parti de farkında. Cemalettin Öztürk. Demin konuştuk bu konuyla ilgili. Milliyetçi Hareket Partisi hala muhalefet partisi arkadaşlar. Sadece referandumda evet oyu kullanacağını, evet propagandası yapacağını, evet desteklediğini açıkladı. Bu konuda AK Parti ile beraber aynı fikir birliği içine girdiler. Amenna. Bu demek değildir ki diğer bütün konularda MHP AK Parti'yi destekleyecek demek değildir. Muhalefet görevini yapıyor. Bunda garip bir şey yok. Yavaş git. Bir de Cemalettin Öztürk yazısının baş bölümlerinde diyor ki hiçbir sebep yokken Barzani geldi diyor. Yani bu iddiada nasıl bulunabiliyoruz yani? Hiçbir sebep yokken Barzani geldi iddiasında köşe yazarı nasıl bulundu? Çay içmeye mi gelmiş Barzani? Şöyle geçiyordum da Türkiye Başbakan'a bir uğrayayım, Cumhurbaşkanı'na bir uğrayayım. Bir çay kahve içip ekmek arası tost deyip giderim mi demiş. Hiçbir sebep yokken denmez. Beyefendi istihbaratta mı çalışıyor diye soruyorum akımanda. Yani bu bilgiye nasıl ulaşmış? Bu zaten bilgi ulaşmak değil. Bilgiye ulaşmamak. Yani nerede ilk bölümlere bak. Yani ifade yanlış. Ulan da yanılmayalım. Önceki gün ilginç gelişmeler oldu. Bölgesel ve siyasi hiçbir neden yokken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Türkiye'ye geldi. Bölgesel ve siyasi hiçbir neden yokken Mesut Barzani Türkiye'ye geldi. Nasıl böyle bir karar alabilirsin? Hiçbir neden olmadığını nereden biliyorsun yani? Bu nasıl bir yargıdır yani? Yani Barzani Türkiye'ye gelmesi başlı başına siyasi olay. Hiçbir neden yok olur mu? Yani bu biraz maksadını aşmış. Tabii yazarken hızlı hızlı olabiliyor. Bir de Bahçeli'nin muhalefeti, yani Barzani'nin Türkiye'ye gelmesi ya da Barzani'nin işte bölgesel Kürt yönetiminin bayrağının orada bulunması ve buna toplumun ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tepki göstermesinin AK Parti'nin elini güçlendirdiğini düşünürüm ben. Devletin elini güçlendirdiğini nasıl düşünürüm? Bu sefer hükümette dönüp Barzani diyecek ki bak biz seni davet ediyoruz, bu kadar size çalışmaya çalışıyoruz ama Türkiye'de çok rahat değiliz. Bu muhalefet olmasına rağmen biz size adım atıyoruz. Siz de dediklerimizi adam gibi yapın ki biz de muhalefete dönüp ya biz zarar görmedik, fayda geldi diyebilelim demesi açısından hükümetin elini güçlendiriyor Bahçeli'nin itirazı muhalefeti bana göre. Bu da bir siyasi hamledir. Devam edelim arkadaşlar. Mavi Kocaeli Gazetesi bitti mi? Bitti mi? Tamam. Orada sakla diye yazı yok mu? Evet vardı onu program. Söyle onu. Şimdi onu söyle ki kayıtlara geçsin. Başka bir şey yazısı yokmuş gibi yapmayalım.
Ne sandır ki bulasın. Dünyada kurulan ilk üniversite Nizamiye, Nazmi Özün. Köşe Nazmi Özün köşe yazısını saklayacağız, daha sonra okuyacağız. Evet. Başka var mı? Çevir bakayım. Tamam, başka. Evet, Kocaeli Gazetesi 3 Mart Cuma. Körfez'de yollar tır işgalinde. Körfez'de şu sıralar yollarda tır istilası yaşanıyor. Özellikle Mimar Sinan Mahallesi'ndeki limana giriş yapmak için sıra bekleyen tırlar ulaşımı zorlaştırıyor. Tek çare yeni tır parkları manşetiyle çıkmış. Bülent Ekinci'nin haberi, fotoğrafı da zaten haberi özetlemiş, güzel bir fotoğraf okumuş olduk. Ve Mustafa Küpçü, ana kumanda içeri girdiyse o zaman okuyayım şunu. Mustafa Küpçü, Mustafa Küpçü okuyunca ana kumanda ayağa kalkıyor, bir şey söyleyecek ama. En çok konuşulan can kurtarma hareketi. Evet, Bülent Ekinci'den. Demin okuduğumuz Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın haberi. Evet. Mustafa Küpçü, ne çok inanmıştık başlıklı yazısında diyor ki. Buyur. İnsan bir başka insana, bir siyasi görüşe, bir örgüte ya da bir siyasi lidere inanmak ister. Söz yemin sayılır, hatta söz namustur. 1970 yılından bu yana sürdürdüğüm bir arşiv çalışmam var. Yazılarımı yazarken bu arşive bakarım. Örneğin AKP 58. Hükümet Programı bir örnek. AKP diyor ki, çalışmalarımızı başta muhalefet partilerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle diyalog ve işbirliği içinde demokratik ve şeffaf bir ortamda sürdüreceğiz. Çoğulcu bir demokrasi anlayışı ile hukuka ve insan haklarına saygı temelinde sayısal üstünlüğün her şey demek olmadığını bilerek atılacak önemli adımlarda toplumsal mutabakat oluşturmak yönünde azami gayret göstereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan hükümet programında yer alan bu sözlere ön yargı tutsağı olmayan pek çok insan umutla bakmıştı. Kabul etmek gerek ki AKP hükümetleri Avrupa Birliği'ne girmek için hayli çaba gösterdi. Örneğin AB ve uyum yasaları çerçevesinde domuz, kasaplık hayvan kapsamına alındı ve zina suç olmaktan çıkarıldı. Ya sonra AKP Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile kapatılmaktan kıl payı oyla kurtuldu ama irticari faaliyetlerin kaynağı olma damgasını yedi. Hazine payları belirli bir süre kesildi. Bu olaydan sonra AKP iktidarı adım adım son durağa doğru yol aldı. Örneğin AKP'li milletvekili Mehmet Çiçek bir hakim karar vermeden önce Kur'an'daki ayete bakacak dedi. 16.2.2006 Cumhuriyet'in bir savcısı çıkıp da sen üzerine yemin ettiğin anayasayı çiğniyorsun demedi. Sonra 2007 yılında uzun bir kış gecesinde saat gece yarısını bir saat geçe AKP'li milletvekillerinin parmakları son bir kez kalktı ve hakim ve savcıların Adalet Bakanlığı mülakatı ile göreve başlayabilmeleri yasa oldu. 2010 referandumu ile AKP 12 Eylülcülerden hesap sorma kreması altında yargıyı dizayn edecek anayasal yetkiler aldı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile başladı işe. O dönemin etkin bir AKP üst düzey yöneticisi yargıda milli iradeye ram olacak diyordu. Bundan sonra zemberek boşaldı. AKP iktidarı tüm eleştirilere göz ve kulağını kapattı. Rize Milletvekili Mesut Yılmaz istihbaratın gülenci olduğu iddiası var diyordu, duymuyorlardı. Rahmetli Kamer Genç, mecliste Fethullah'ın devlet organlarını işgal ettiğini söylüyor, AKP'li milletvekilleri üzerine yürüyor, küfürler sallıyorlardı. Türkiye, insan hakları ihlalleri nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce üst üste ve hayli yüklü tazminatlara mahkum oluyor, AKP umursamıyordu. Nihayet, Türk ordusu üzerinde alçakça oluşturulan kumpas davaları ile özellikle deniz kuvvetleri dağıtılıyor, kimilerine kolay terfi piyangoları vuruyordu. Bu davanın savcısı olduğunu söyleyenler 17-25 Aralık kavgasıyla bu uyduruk davaların kumpas olduğunu kabul ettiler. Bu arada kimi enişteler Yargıtay'da, kimi eski dostlar Danıştay'da, kimileri Sayıştay'da, kimileri Anayasa Mahkemesi'nde görev aldılar. Kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşa dava açma yasağı bile geldi. Sonunda öyle bir noktaya geldik ki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni yakan kundakçı savcı tutuklama istemesine karşın hakim tarafından serbest bırakıldı. Buna benzer o kadar çok olay yaşadık ki artık yargıya güven kalmadı. Dikkat ediniz, Türkiye suç patlaması yaşıyor. Cezaevleri tıka basa doldu. 175 yeni cezaevi inşa ediliyor. Çoğu insan kendi adaletini kendisi sağlamaya çalışıyor. Ve bizler soruyoruz, hukuk devleti nerede? Demiş Mustafa Küpçü. Evet. Çok fazla konuya değindiği için onları konuşmak, hepsini konuşsak bir saat daha programımız lazım.
Yani neticede büyük bölümü doğru. Neden doğru? Bunun zaten doğruluğunu neticede devletin en üst düzeyindeki insanlar kabul etmiş. Recep Tayyip oradan çıkmış, bizi kandırdılar. Allah da bizi affetsin, millet de affetsin demiş. Zaten o dönemdeki olayları eleştirerek yazıyor Mustafa Küpçü. Yani bunun doğruluğunu kendileri kabul etmiş. Biz de görüyorsak biz de hayır kardeşim Mustafa Küpçü niye öyle yazıyorsun diyecek halimiz yok. Sadece şurası beni incitti. Kapatma davasıyla ilgili irticai faaliyetlerin odağı olmasını biraz AK Parti'ye bir damgalandı diyor. Yani irticai yani kapatmadan kurtuldu kapatma davasında ama irticai faaliyetlerin odağı olmakla cezalandırıldı, suçlandı. Hazine yardımının bir kısmı kesildi. O bir sabık olarak gözlemliyor ve onu öne çıkarıyor Mustafa Küpçü. Yani biz demokrasiyi savunacaksak bir yandan kapatma davalarına karşı olmamız gerekir. Tamam Türkiye'yi bölen, yıkan, yakan bir parti varsa, terör örgütüyle işbirliği yapan varsa başka bir şey ama böyle merkez bir parti değil mi? Halkın büyük çoğunluğunun oyunu almış merkez bir partinin orada 2-3 tane adam tarafından kapatılması başlı başına bir skandaldır. Buna karşı durması gerekir bir demokrat bir kimsenin. Bunu o şekilde ifade etmesi Mustafa Küpçü'nün katılmıyorum ona diyorum, söylüyorum. Vesayet dönemiydi işte vesayet dönemi diyoruz. Halk oy veriyor. Türkiye'nin en büyük partisini kapatmak için bir tane Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Anayasa Mahkemesi'nde 10-15 tane adam veya danışmanları falan bir araya gelip bütün milletin bu kadar milyonlarca oyunu almış partiyi küt diye kapatabiliyorlar. Ve onu övünçle anlatması Mustafa Küpçü'nün çirkin. Buna karşı durmamız gerekir demokratsak. Bu bir. İkincisi 2010 referandumunda işte HSYK Gülencilerin o zaman cirit attığını anlatıyor. Onu zaten inkar edecek durum yok. Öyleydi ki 15 Temmuz'a geldik yani ona bir lafımız yok. Kundakçı Müjdat Gezen tiyatrosunu kundaklayan vatandaşın mahkemede hakim tarafından serbest bırakıldığını eleştiriyor. İyi de AK Parti ne yapsın şimdi? AK Parti mahkemeye telefon açıp da bu adamı tutuklayın mı desin yani? Yani ya öyle bir şey yapılsa yargıya müdahale var denilecek. Yani ben bağımsız yargıyı savunuyoruz. Hem de hakim serbest bırakmış. AK Parti ne yapacak? Telefon mu açacak hakimesi? Tutukla bunu mu desin? Yani bu yazılarda güzel konular işlenirken, eleştiriler güzel işlenirken aralara böyle sıkıştırılıyor bazı mesajlar. Bunları ben hoş bulmuyorum. Onları da ben cımbızla ayıklayıp burada söylüyorum. Devam edelim. Tanzer Ünal'ın köşe yazısıyla devam ediyoruz. Devlet Bahçeli hem öyle hem böyle. Bayrak, milli namus ve şerefin göklerde dalgalanan itibar ve görkemidir. Peki 26-27 Şubat'ta İstanbul ve Ankara'yı astırılan bez parçası nedir? Türkmenlere kan kusturmuş, teröre destek vermiş, işlenen suç ve cinayetlere ortak olmuş birisinin bayrağı olsa ne yazar, olmasa ne çıkar? Türk vatanında sözde Kürdistan bayrağı dalgalanıyorsa buna niçin sessiz kalalım, bunu nasıl sineye çekip görmezden gelelim? Çok şükür milli onurumuzu kaybetmedik. Geçmişi ve gerçekleşmiş ihanetler serisini zihnimizden kazıyıp atmadık. Nasıl övelim malum kötü kişiyi, nasıl dileyelim yapılan kötü işi? İstanbul Ankara'ya sözde bayrak asılıyorsa Türk bayrağı inmiştir. Sayın Başbakan, talihsiz şekilde bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor dedi. Bunlar kimin sözleri? Bunlar Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli'nin sözleri, evet tamam evet. Diyoruz. Sayın Başbakan, talihsiz şekilde bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor dedi. Bilinmelidir ki bayrak hikaye değildir, haya ve hakikattir. Bu hakikat ise şerefli Türk bayrağıdır. Ona eş tutulmaya kalkılan ise basit bir paçavradır. Ne oldu da Barzani Türkiye'de hem de şu nazik ve hassas dönemde ağırlandı? Eğer Barzani bize tercih ediliyorsa ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam. Gördüğünüz gibi Bahçeli milli duygularını sayıyor, döküyor. Arkasından sanki bir düğmeye basılmış gibi bir anda AKP destekçisi, evet destekçisi oluveriyor. Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Ve hakkın, hukukun safında evet diye yatacağız. Yemin ettik dönmeyeceğiz, döndürmeye çalışanlara bakmayacağız. Tuzak kuranlara aldanmayacağız, üzerimize oynananlara kanmayacağız. Acele yapılan çiğ olur, acele pişen aşı yiyen hasta olur diyor Yusuf Has Hacip. Acele etmedik, hasta değiliz, sadece haysiyetliyiz. Vallahi helal olsun Devlet Bahçeli'ye. Aynı anda iki farklı karakteri oynayabiliyor. Hem milliyetçi hem destekçi. Ya bu demin konuştuğumuz konu. Bir iki köşe yazarımız daha yazmış. Genelde solcu köşe yazarlarımız böyle yazıyor. Kimseye ithaf etmiyorum ama şimdi demin söylediği tekrar söyledim. Belki sadece bölümü izleyenler olabilir. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ve muhalefet partisi neticede değil mi? AK Parti'de AK Parti referanduma evet diyor, Bahçeli de evet diyor, evet diyenler var.
Bu demek değil ki, değildir ki bundan sonra AK Parti'nin yapacağı her şeye evet diyelim. Bunda ne gariplik var yani. Evet, 18 maddenin değişmesine evet diyorum. Bayrağın oraya asılmasına, Kürt bayrağının asılmasına hayır diyorum diyebilir. Yani bunu bir türlü anlatamadık biz derdimizi ya. Nesi garip yani? Şimdi anayasaya evet dedi diye Bahçeli bundan sonra her şeye mi evet diyecek? Ben anlamadım yani. Her şeye evet mi diyecek? Öyle mi anladınız yani? Anayasaya evet diyoruz, buna hayır diyoruz. Yolların yapılmasına evet diyoruz, pahalı olmasına hayır diyoruz. Yani değil mi? Böyle bakacak muhalefet partisi dediğimiz. Nedir? Az kaldı. 10 dakika mı? İçeriden darbe mi yaptılar? Ne oldu? Bak darbe yapana da darbe yaparlarmış. Kuşatmalar da kuşatılır. Gün gelir. Haber uçur diyor Nevzat Çelik. Ne istiyorsun? Kim var? Benden sonra programım var. Kimmiş? Kim? Nedir? Söyle. Reklam edeyim işte. Demokrat Kocaeli Gazetesi 3 Mart Cuma. He? Açık kapı programı var. Kim var? Çekim mi var? He, canlı değil değil mi o? Tamam. Ragıp Yazıcıoğlu'nun sunduğu açık kapı programı çok güzel. İzleyebilirsiniz. 262.com'dan. Ankara'nın asbesti ilimize getirilecek. Hemen Muhammed Saraç abimin haberini, yazısını okumam lazım. Genel Müdür Muhammed Saraç, yıkımı yapan şirkete tekliflerini verdiklerini ve malzemenin depolanmak üzere İzaydaş'a getirilmesini beklediklerini kaydetti. Muhammed Saraç, malzemeler paketlenmiş bir şekilde gelecek. Biz malzemeyi tehlikeli madde depolama alanımızda depolayacağız. Bir yakma söz konusu değil, çevreye ve çalışana zararı olmayacak. Kimse tedirginlik duymasın diyerek vatandaşı rahatlattı. Suriye Çatak Tekin haberi. 5 dakika verdiler, 5 dakika. Bir sefer de yetiştiremedik ya. Üsküdar faciası belgesel oldu. Bunu da okuyayım. 1 Mart 1958 yılında İzmit Körfezi'nde meydana gelen Üsküdar faciasında sağ kalan vatandaşlara çekilen 72 numaralı Üsküdar'ın tanıtımı yapıldı. Kayıt'ta yapıldı. Dizi sektöründe yönetmen yardımcılığı yapan belgeselin yönetmeni Berk Erözer, belgeseli çekmeden önce Çekül Vakfı il temsilcisi Numan Gülşah'tan yardım istediğini belirtirken, çekimlerin 9 ay sürdüğünü ve kazadan sağ kurtulan 6 kişiyle belgeseli tamamladıklarını ifade etti. Erözer ayrıca belgeselde olayı anlatan 6 kişiden sadece bir tanesinin hayatta olduğunu sözlerine ekledi. Çekül Vakfı Başkanı Numan Gülşah da desteklemiş belgeseli. Duyurmuş olalım. Erdin Ade'de hızlı gideceğiz dediler ya. Yine sarkacak gazeteler ya. Bir gün yetiştirdim. 3 saate çıkarttık yine oldu. Erdin Ade'de Eren Kaya yeter mi? Sarıbay demişken geçtiğimiz hafta partinin eskileriyle yaptığı toplantıda herkesi göreve çağırmıştı. Gördüğüm kadarıyla bu çağrıya şimdilik tek kişi uyuyor. Eski milletvekili Hikmet Eren Kaya. Eren Kaya hayır turuna Sivaslılar Derneği'yle başladı. Muhtemelen devamı gelecek ama Eren Kaya yeter mi diyor. Erdin Ade'de. Devam ediyoruz. CHP'li milletvekilleri daha aktif çalışmalı diyor. Bahçeli niye gelsin ki Kocaeli'ye diyor. Devlet Bahçeli neden gelsin ki elimize? Kocaeli Meral Akşener gibi güçlü bir milliyetçi figürün memleketi. Partinin ağır topları hayır kampanyasını yürütüyor. Siz genel başkan olsanız hayır diyen tabanın yoğun olduğu bu kente gelir miydiniz diyor Erdin Ağa'da. Uğur Ulusoy güneş heveslendirdi, Sarıbay gerçekleştirdi. Başlıklı yazısını okuyacağız ama önce günümüze gelelim. Yani günümüze geldik de şunu bir idareli kullanacağız zamanımızı. Belki yetiştiremezsek pazartesi günü okuma ihtimalimiz var. O yüzden bunu ne yapıyorum? Katlayıp şuraya koyuyorum. Büyük Kocaeli Gazetesi. Depremde ölen kardeşi için 35 mezarı açtırıyor diyor. 17 Ağustos 99 depreminde ölen kardeşini bulmak için. Hızlı gidiyoruz hızlı. Burada şey vardı. İbrahim Gürsel. Bu kadar şüpheci olmak zorunda değilsiniz. Başlıklı yazısını Dilek Mert seri bir şekilde okuyor. Bu 5 dakikada bunu inşallah yetiştireceğiz. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı genç, sempatik, cana yakın olarak biliyorduk. 1 Mart Üsküdar Vapur Faciası şehitleri anılırken Karamürsel Bey Eğitim Komutanlığı iskelesinde yaşanan olaydan sonra bu sevgi ve güveni fazlasıyla hak ettiğini bir kez daha gördük. İnanın gün içinde bunalıp strese girdikçe dönüp İsmail Başkan'ın denizin ortasında çırpınan kadın dalgıçı kurtarma görüntülerini izliyorum, içim umut kaplıyor, motive oluyorum. O nasıl bir kararlılık, o nasıl bir özgüvende. Vallahi helal olsun başkan, iyi ki senin gibi insanlar hala var bu dünyada. İnsan kalitesinin farkı işte bu tür doğal ortamlarda kendini gösteriyor. İsmail Başkan'ın ne kadar sportmen olduğu, yüzüş stilinden
ortaya çıkmış oldu. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor. Ölümle burun buruna gelen Dalgıç Şeyda Öztorun'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Şunu çok iyi anladım ki İsmail Başkan'la her yere gidilir. Tabii bu olay sonrası bizim şüpheci ne yapsan beğenmeyen insanlarımız da boş durmadı. Kurtarma operasyonuyla ilgili haberlerin altına mesajlar atarak bu iş senaryo gerçek değil. O dalgıçlar dururken neden İsmail Başkan suya atladı, battaniyeyi hemen nasıl buldular gibi tuhaf sorularla bu temiz pak hareketi gölgelemeye çalıştı. Dalgıçın fenalaştığı yer aslında çok derin değildi. Bu yönde bir eleştiri gelse, konunun abartıldığı denilse biraz olsun anlayacağım. Bu tür kazalarda insan hayatının anlık saniyelik kararlara bağlı olduğunu ölçemedi. Başından geçmediği için bilmiyor diyeceğim. Koca okyanusun ortası ile 2 metrelik su arasında fark olmadığını, birkaç damla suyun insanın boğulmasına yeteceğini bilmiyor olarak kabul edeceğim. Ama olayın tamamını senaryo gibi göstermek paranoyaklıktır, fesatlıktır, aşırı şüpheciliktir. Acaba bu yorumları yapanlar soğuk suyla duş alıp sokağa çıkmayı denedi mi? Veya üzerlerinde kıyafetleri varken suyun altına girdi mi? İsmail Başkan tabii ki suya girerken ceketi, kravatı, ayakkabıyı çıkaracaktır. Suyun içinde çırpınma anında kendisi ve kadın dalgıçın zor durumda kalmaması için üzerinde çıkarması gereken en zorlu parçaları bir kenara bırakarak suya girdi. İlk yardım eğitimlerinde insanın bazen ağzındaki sakız yüzünden ölebileceği, şoka giren beynin vücudu nasıl kilitlediği anlatılır. Ne olur birilerine ithamda bulunmadan önce en azından basit konuları araştırıp bilgi sahibi olun. İsmail Başkan eminim bir insana yardım etmiş olmanın huzuruyla içi rahat bu eleştirileri duymamıştır bile. Ama başkaları okuyor, etkileniyor. Bırakın çevremizde birkaç kahramanın da olduğunu bilelim. Kime ne zarar gelir bundan? Bu kadar şüpheci davranmaya, eleştiri meraklısı olmaya bence gerek yok demiş İbrahim Gürsel. Evet, gereken cevabı vermiş İbrahim Gürsel. Biz de daha önceki haberlerden okurken aynı benzer şeyleri söylemiştik. İbrahim Gürsel cevabını vermiş. Paranoyak olduk ya. Bir insan bir iyilik bir şey yaptığı zaman altında ne bulurum diye araştıran, uğraşan tipler olduk ya. Öteki başlık nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi son durumu gösterecektir. Evet. Cumhurbaşkanı şu an evetler mi fazla, hayırlar mı fazla diye bir sürü şayia dönüyor. Cumhurbaşkanı Kocaeli'nde miting yaptığı zaman katılıma bakacağız. Son durum o zaman göreceğiz diyor İbrahim Gürsel. Devam et. Seni bir tane köşe yazısı kaldı, onu okuyacağız eğer yoksa. Var mı zaman? Bir tane köşe yazısı kaldı tek. Bitti başkanım. Bunu mu saklamayalım da Uğur Ulusoy. Bak, Demokrat Kocaeli'ye gittiğim zaman saldırırlar bana bunu okumazsam. Uğur Ulusoy ne diyor? Son köşe yazımız arkadaşlar. Güneş heveslendirdi, Sarıbay gerçekleştirdi. Halk oylaması yaklaşırken CHP'de kazan kaynamaya başladı. Referandumun arkasından bir aksilik olmazsa 2 yıl kadar sonra yerel ve genel seçim var. Aslında yapılan bu çalışmalar yerel seçimlere bir nevi ışık tutacak. O yüzden partilerin dinamik kalması açısından bu referandum hareket getirdi. 2 yıl sonrasında hesabı olanlar şimdiden sahalara çıktı. Hepsi mi siyasi kariyer planlıyor? Tabii ki hayır. Bazılarının tek derdi partiye katkı sunmak. Siyasi kariyer planlayanların da bir kısmının derdi hizmet etmek. Herkes bir yerlere aday olabilir. Adı üzerinde siyaset bu. Ama bazıları vardır ki siyasetin sanki sadece kendi çevrelerinde döndüğünü zannediyor. Hani mesleğin ne diye sorarlar ya, onlar da neredeyse profesyonel siyasetçi diyecek kıvamdadır zaten. Ancak onların devri geçti, haberleri yok. Artık halk profesyonel siyasetçi değil, amatör ruhun da içinde yer aldığı aktif, dinamik, heyecanlı siyasetçi görmek istiyor karşısında. CHP Kocaeli'ye bakıyorum da bir hareket bir hareket. Tüm ilçeler hummalı bir şekilde çalışıyor. CHP il başkanlığı bu son düzlüğe hızlı bir giriş yaptı. Bir yandan il referandum koordinasyon kurulu kurdu, bir yandan eski tüfekleri topladı, bir yandan körler sağırlar birbirine ağırlar dönemini kapattı. İl başkanı Cengiz Sarıbay'da dahil olmak üzere il bazında herkes kendini sokaklara attı. 2015'in Aralık ayında yapılan kongrede il başkanlığına seçilen Sarıbay, Kocaeli'ye parti binası kazandıracağına dair söz vermişti. Evet, uzun uğraşlar sonucu İzmit merkezinde Fethiye Caddesi yakınlarında Büyükçevir daire satın alındı ve böylece Sarıbay sözünü tuttu. Oysa bir zamanlar genel merkezde para musluğunun başındaki Hurşit Güneş tüm partileri çok heveslendirmişti. Yeni il binası kazandırmak için, ama hayalden öteye geçemedi. Hatta yeni bir bina alınsın, yapılsın diye genel merkez para bile ayırmıştı ama o dönem hem Ankara hem de Kocaeli bazında siyasi sıkıntılar yaşayan Güneş, elinde olan ya da olmayan sebeplerden ötürü partilerin hevesini kursağında bırakmıştı. Zaten dönemin il başkanı Yalçın Kuşkan da pek hevesli değildi. Ve nihayet yeni bina için tüm hazırlıklar tamam gibi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde parti binası açılacak. Böyle bir günde açıldığına göre kadınlara güzel bir çalışma alanı ayrılmış olmalı diye düşünüyorum. Belki Kemal Kılıçdaroğlu da katılır açılışa. Belki Deniz Baykal da gelebilir. Başa dönecek olursak hesaplar 2 yıl sonrasına. Şimdi birçok isim var ki milletvekili olmak istiyor. Bir süre sonra bunları açıklayacağım.
AK Parti'deki Ahde Vefa CHP'de olmadığından genel merkezde kim işi bitirirse listeye o giriyor. Adeta milletvekili borsası var bu işin. Aynı şekilde birçok kişi de belediye başkanı adayı olmak istiyor. Bu noktada hak, adalet mekanizması işlemeli. Kimse menşeine göre değerlendirilmemeli. Sadece menşei değil, parasına göre de değerlendirilmemeli. Maddi pazarlıklar yapılmamalı, birileri bu işin tüccarlığına gütmemeli. Sırf birileri istiyor diye birileri aday yapılmamalı. Herkese adaylık noktasında eşit fırsat verilmeli. Kimse partisel anlamda 1-0 önde başlamamalı. Tahsin Özer gibi emekli maaşıyla geçinen emekçiler de sıralamaya girmeli. İl ve ilçe başkanları kimsenin borazanlığını yapmamalı. Herkesin gönlünde yatan bir aslan veya kaplan olabilir tabii. Kimse karışamaz. Ama eğer örgütün başındaysan adaletli davranacaksın. Bu yerel içinde geçerli, genel içinde sağlıklı ve mutlu haftalar dileğiyle demiş Uğur Ulusoy. Evet, Uğur Ulusoy önerilerine katılıyorum. Özellikle ne iş yapıyorsun diye sorsak profesyonel siyasetçiyim diyecek hale geldi bazıları diyor. Halbuki amatör siyasetçi, amatör ruh, hevesli olması çok daha farklıdır bu hizmet sektöründen. Belediyede de öyle. Sadece yani siyasi partiler açısından değil. Amatör siyasetçi, profesyonel siyasetçi başlığıyla bence bu konu açılıp tekrar sadece CHP veya MHP üzerinden değil de yani hem yerel yönetimlerdeki başarıların oranlarına baktığımız zaman AK Parti'nin ilk dönemiyle şimdiki dönemine hem de siyasi partilerimizin kendi yönetim kadrolarındaki ekiplerin heyecanlarına baktığımız zaman amatör siyasetçiler çok daha muvaffak, çok daha başarılı, çok daha dikkatli ama senelerce aynı görevi yapmış siyasetçiler biraz daha profesyonel siyaset sınıfına giriyor, oturuyor aşağı, çok fazla hevesi olmuyor. Orası çok dikkatimi çekti. Uğur Ulusoy'a teşekkür ediyorum. Ana komanda sürekli bitti işareti yapıyor. Arkadaşlar hemen seri bir şekilde kapatıyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlar adına bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Malumunuz Kocaeli Gündem programını köşe yazarları üzerinden değerlendiriyoruz. Biz de köşe yazarlarının yorumlarına kendi düşüncelerimizi katıyoruz. Bu demek değildir ki ben doğru düşünüyorum, onlar yanlış düşünüyor demek değil. Ben de kendi fikrimi ilave etmiş oluyorum. Bunu yaparken bazen kantarın topuzunu kaçırabiliyorum. Ama her zaman söylediğim gibi sürçülisan ettiysek hoş görün. Çünkü bana sürçülisan etmek size hoş görmek yakışır diyorum. İyi haftalar diliyorum. İyi haftalar.